Almayacağım. Liste dışı değil, açık koydum videoları. Bazen birkaç dakika sürüyor videoların kanalda görüntülenmesi. Ondan dolayı olabilir. Pantolon değiş. Tamam, değişeceğim. Tamam. Vallahi oyuncu değil de prodüksiyon işi arıyoruz bu aralar. Heh, Allah'tan. Oh be, sonunda ilk kez bu arabayı garajda bulabildim. Sonunda bulabildim bu arabayı garajda. Neyse. O olmasın diye uğraşıyordum. Şimdi ben ne mesleğindeydim en son? Ha, tavukçuluğu deneyecektik, yarım kalmıştı. Dur. Tavuğu deneyecektik, yarım kalmıştı. İmzaya gidiyorduk. Para kasıyoruz abi bugün. Bugün para kasıyoruz abi. O da olur diyor abi. Siz atın, ben geleyim. Bugün para kasılıyor abi. Bugün hiç illegale bulaşmıyoruz. Düzgünce paramızı kasıyoruz. Ben daha petrol rafinerisine sağ salim girdiğimi hatırlamıyorum. Ama dur bakalım. Polis yok gibi. Keskin attı mı konu? Tamam, şu imzayı atayım, Keskin'in yanına bir gideyim. Para kasıyoruz derken sesim bile yalan söylüyor. Arkadaşlar, yani ben niyetimi söylüyorum. Hani ya, bu cümleyi iki kere kurduğumuz serverda, ikisinde de karakterler öldü, hapse girildi, yani böyle ya herkesin başına bir şey geldi, anladın mı? Ne yani, benimle oturan herkesin yanına bir şey geliyor. Benimle duran herkesin başına bir şey geliyor. Oturan demeyeyim de. Neresiymiş bu? Ay, yakınmış lan. Pantolon değişeceğim. Hakikaten polis olsam merkezde bu kadar vakit geçirmezdim ya. Bu arada her gün düzenli olarak kanala yeni Yılmaz Kuzey videoları geliyor. Kaçırdıysanız özet mahiyetinde oturun izleyin. Şimdi kapatayım. Merhabalar. Abi Latif bu. Nasılsın abi ya? Hani bahsettiğim. Merhabalar Latifçiğim. Memnun oldum. Yılmaz ben. Ben de Latif Fırıldak abi. Memnun oldum Laz Bey. Bana nasılsınız? Keskin bahsetti de sen bu... İyiyiz abi Allah'a şükür. Keskin bahsetti de bana. Prodüksiyon falan olayları. Ben oynarım abi reklamlarda. Var mı abi bana bir rol? Vallahi... Latifçim, şimdi şöyle, şu en son iki iş aldık, bir şarap işi aldık, bir tane de bir taksici işi aldık. Onların çekimlerini yaptık. Evet, onların çekimlerini yaptık. Bu hatta taksi işi Keskin abinin işiydi. Şimdi daha henüz yeni bir prodüksiyon projesi yok. Ama ben istiyorsan senin numaranı bir alayım, o senin numaranı bir kaydedeyim. Bir şey olursa çağırayım. Abi olur abi, bak şimdi bana Keskin bahsetti, ben telefon numaramı vereceğim. Bana Keskin abi bahsetti, sen galiba buranın daşaklı bir abilerine benziyorsun. Bana varsa bir iş filan, vallahi çok iyi olur abi. Aklımda olsun, bu şehirde aklımda ya. Olsun. Ben senin abi. Numaranı alayım. Söz lan, aklımda olsun. Bak lan. Söz ver abi. Lan tamam söz. Söz ver abi. Lan tamam söz. Bak sözünü bozan pis kurusu, tamam bak abi. Tamam mı abi? Tamam ver numaranı sen bana Latifçim. Tamam abi, veriyorum. Bak ilk 519 yazıyor mu abi? Söyle.
Abi. Yazıyor Ya yazıyor, sen söyle. söylesene. Yazıyor yazıyor. Abi bu söz cevap ver bana abi, ne bileyim ya. Yazıyor, -19... odaklandığı için şey konuş. He 0183. Tamamdır, kaydettim. Tamam abi. Tamam, ben Ben de bir iş şu reklamı olursa izleyeyim be. sen izleyiver. Ben o iş olursa sana döneceğim Latifçim, tamam mı? Tamam abi, tamam. Araba da janti ama ha. Eyvallah, eyvallah. Çok MTRP'ye gitmeyeyim. Şu Faruk abim bir arayayım. Nerede Faruk? Faruk Galeri. Alo Yılmaz. Alo Faruk abi, ne yaptın? Abi yeni bir eleman aldım da onunla konuşuyordum Faruk işte abim de. içeriden çıktı dediler. Galeriyada mısın abi? Evet. Bir geleyim de yeni elemanla tanışayım, olur mu abi? Müsait misin? Bizim yeni eleman şeye gidiyor. Arkadaşının başı beladaymış polisle. Tehdit metit etmiş polis. He. Bunu işte pompalı mompalı çıkartıp sen bunun ne olduğunu biliyor musun demiş. Ya polisler bozdu ya. Bana da dün hapse girmeden bir tarafıma job sokağını Sen dursun, bir şoklayıp bağırdın abi. Bir duranı nezarete olsun, bir küfür bağırdın edeni abi. olsun. Sinirimi bozdular. Biri geliyor şokluyor, biri gidiyor sokuyor yani. Ben ne yapayım? Abi dinliyor olabilirler. Bir yüz yüze Delirdim. konuşalım mı istersen? Delirdim. O hele job hiç hoşuma gitmedi. Ona artık araba satmayacağız. Tamam abi. Müsaitsen bir yüz yüze konuşalım mı abi? Gel galerideyim. Tamam abi, geliyorum. Öldü mü lan? Yürü yürü. Amına koyayım. Hiç şurada durmayayım. Bunun galeri burada mı? Petrol işinin fiyatları düşecekmiş. Ben anlamadım ki, millet kasıyor kasıyor kasıyor, 3 hafta 4. hafta nerfiyor. Yani ya en baştan düşsün ya sabit kalsın işte yani. Neden öyle yaptıklarını anlamadım. Efendim abi. Lan Luisito. Üstelik taksit Yılmaz. yapmıyoruz. Yılmaz. Efendim abi. Yılmaz. Efendim abi. Yine Benim. şekil yapmışsın oğlum. Kime yapmışım abi? Üst başlıyor. Kendine. Abi şimdi bu prodüksiyon içine girdik ya. Bu 3-5 bir şey Vallahi hop arat diye. uzaktan bu ispitleyen Ekrem'e benzettim. Sopayı çıkartıyordum. Yok abi, Abi dün yok. takacaktım ben ona da. Abi şimdi Valla ben bu onu buraya gelirse sopayı takacağım, merak etmeyin. ben biraz isim yapmışım abi, ayıptır söylemez şehirde. Karaktersiz dolandırıcı diyorlar. Ondan abi mecburiyetten böyle bir Şaşırmadım, üst baş. şaşırmadım. Üst baş yaptım ki hani böyle iş alabileyim. Zaten bir şeydin ya, böyle bir içine kapanık liseli piçler gibiydin ya. Öyle kapşonu geçirmişsin, şapkayı geçirmişsin. Yüzü gönlü açılmış abi. Eyvallah Ha bir eyvallah. şekil yapmış kendine. Abi şimdi sana ne soracağım? Bu Sor. yarışlar marşlar diyorlar ya. Bugün Onlar bir tane devam daha ediyor yaptık mu? hatta biz. Bugün yaptık. Bilmiyorum. Beni kimse çağırmadı. Aradık, ikimizi de Bu aradık abi. Beni kimse aramadı oğlum. ben de Doğru, sen kimse aramadın aramadı üstelik. vallahi. Yok. Üstelik bu Rıza ile Ekrem ibneleri gelirse ben kaçarım. Hiç kimle bile değil. Doğru söylüyor Yılmaz abi. Ya.
Ben diyorum ki ben içeriye atılırken Rıza'yı soruyordu polis. O ipneyi de buradan kovdum. Ben diyorum ki şey abi geldi. Acaba bir tane yasal mı yapsak? Exclusive Premium Galeria sponsorluğunda. Şu polisten iznimizi de imzalayalım. Evet abi. Sponsorluk da şu bağlamda. Vallahi... Şimdi benim prodüksiyon işiyle de birleşip ben abi bütün organizasyonla ben ilgileneceğim, tamam mı? Alayı bende. Şimdi evet bir dakika abi. Yasal olması için şu şekil bir şey olması lazım. Trafiğe kapalı alanda şeysiz. Neysiz? Kumarsız. Bahissiz. Aslında teknik olarak izin alarak bahisli yapabiliriz abi. Ya benim bildiğim öyle yani, çünkü izin alırsan bahis mahis vergisini verirsin devlete. Şey yapsak abi, desek ki katılım ücreti ama prodüksiyon şirketine bağlasak. Prodüksiyonu paravan gibi kullansak. Yani desek ki mesela prodüksiyon için parayı alıyoruz. İşte kazananı atıyorum şey yapacağız. Film çekeceğiz. Kazananın arabasını çekeceğiz. Filme. Ben ona da böyle 3-5 film milim böyle bir 10-20 saniyelik bir şey ayarlarım. Onu yemezler. Onu yemezler de şey yapabiliriz. Yerler abi yerler. Bak ben daha yeni bir taksi durağına bir tane de bu şarapçı var Cem. Ona film çektim. Daha hazır yeni yüklendi. Bu işlere girdiğimde bilmiyor. Üst başta düzelttim ya. Ben burada. Tamam hallederim ben. Eyvallah. Onu bir şekilde yani onu bir şekilde yediririz gibi geliyor bana ama. Aa polisler polis geliyor. Aman Allah'ım. Gibi geldi. Bu ne lan? Ben bir açayım mı konusunu abi hazır buradalarken? Girma senin kafa çalışıyor ha. Abi işte prodüksiyon Leyla. Diyeceğiz parayı öyle alacağız, anladın mı? Bu yani kazanana da olan sıkıntılı olan polisin ismini söyleyeyim de haberiniz olsun, ondan uzak durun. Sarp Çevik diye bir polis. Benim abi geçen benim kafam değildi abi o. Arya diye bir arvat var. Arya diye bir arvat var, o aradan uzak. Acaba niye çekiyorlar ya? Sarp Çevik. Git bir bak. Bakayım bir. Hayırdır? Olsa arayabilirsiniz. Beyefendi ihbar var. Zaten kanıt için şu an sizi arıyorum ve arama iznim var. Lütfen yazsın aracı. Ben arkadaşları uyaran benim zaten. Ne oldu uyar ya? Uyarmaktan kastınız nedir? Aracı ne motoru açıkladım. Ya motoru açık diye beyefendi açık konuşayım. Araç çalıntı ihbarı geldi burada. Şüphelisiniz. Çalıntı mı? Üstünüzü arama iznim var. Araç çalıntı, içeriden araç çalınma ihbarı. Ney? Çalıntı araç ihbarında üst arama izni mi çıkıyormuş artık? Yani. Evet. Olay yerinde bulunan herkesi arayabiliyoruz. Maymuncuk bulunursa şüpheleniyoruz. Şimdi Allah biz, Allah. Biz olsaydı araç burada Yılmaz olmazdı zaten. Ve bu Takkali ile içerideydik. Hiçbir alakamız yok. Şu arabada zaten Takkali'nin. Tamam işte bu beyefendi ya. Dışarıdaydı olay anında ve aracın tamam, yanında. Gelin beyler içeri. Takkali'nin yanındaydım ben. Takkali. Can. Hayır değildiniz. Sizin isminiz Can söylendi. Benim arkadaşım burada. Ben içerideydim komiserim. Amına kodumun Rıza'sı bir içeri girsin de görsün gününü. Abi o Rıza mı? Ha bak. Ha sen ondan yarı yolda bıraktın. Eşkalli... Ben de diyecektim abi o adama aran... bir yardım mı edeydik. Bu aranıyordu. Polis bana sürekli soruyordu. He. Ben dedim çantası var, şapkası var. Direkt belli oluyor. Bunun he, bir tane zaten ihbar araba sattım. Ben ihbar etmedim. Kendi ben bunlara polislere 2 saat anlattım. Gelin bakın ben sistemden bakayım. Bunun aldığı araba zaten bir tane sattım. Arabasını hatırlıyorum, ismini hatırlamıyorum diyorum. İlla bana ismini söyle dedi. Yalancı dedi, durdu. Abi bu arada şimdi beraber iş yapıyoruz ya, ben elime bir kaset geçti benim. Ben bu Kenan'la anlatacağım şimdi. Beraber Sarp'ı biliyor musun abi? Polis. Çevik mi? Yani polis tam neyi bilmiyorum. Sarp adı. Sarp Çevik işte bana şey yapan, job sokan, şoklayıp duran. Küfür ediyor bir de üstüne. Biz abi çok tamamen rastlantı eseri Kenan'la sahilde bir tane böyle ayrı konuşalım abi istiyorsan. Özel. Tamam bir şunu söyleyelim. Polisler taktı ama. Loris kardeşim sen köşede dur da. Luisito şey bizim bir abi. Ayrı bir iş vardı. Tamam abi. Gel şu kapının önünde konuşmayalım abi. Karakter değişmedi. Saç baş yaptım. Abi şimdi
Bu geçen iskelede biz bir tanıtım filmi çekiyorduk bizim production işleri için. Hmm. Ben Kenan'la, Kenan dedim kızların yanına geç seni iki görüntü alayım. Kamerada yanımdaydı, sırtımdaydı tam. Tam böyle Kenan'ı çekiyorum, silah sesleri geldi abi iskeleden. Bir tane sivili vurdular. Hmm. Bu Sarp da onlarla beraberdi. Hepsini kameraya çektim. Sonra Kenan'la konuştular. Bize bir saldırdılar. Orada kapattım kamerayı. Sonra beni aradı. Dedi ki bu görüntüleri unutalım. Görmezden gelelim. İçmişler ama nasıl sarhoşlar abi. Ölüyorlar yani. Ama bende bunun kayıtlar duruyor abi. Bunlar... Bizim deli Necmettin var ya. Evet abi. Emniyetin başı. Evet ha. Abi. Ona gidelim kaydı gösterelim. Atsınlar bunu. Bir şey yapsınlar. Esah mı diyorsun? Olacak gibi değil böyle. Bana zaten... Sana yaptığı zaten saldırdı. Çok büyük abi. Job lan. Çok üzüldüm sahiden. Küfür edip durdu. Şey yaptı. Şoklayıp durdu zevk için. O yüzden bunu bir Necmettin'e bir söyleyelim. Necmettin şefin buralarda mı? Ha, bilmiyorum ya. Numarası var mı sende abi? Onunki özel numara. Direkt zaten şey yaparsın. Yaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitti. He. Özel numara çıkarttırdı o. Kolay ulaşılsın. Bir arayayım mı abi? Ara bakayım buralardan. İnşallah oyundadır ya. Yok abi açmıyor. Onu daha sonra ara durursun, ulaşmaya çalışırsın. Tamam abi. Sen abi... Dediğim gibi. Bu senin araç değil miydi? Bunu satamadın mı ya? Satacağım diyordun, belaya bulaştı falan. Ya belaya bulaşmasından değil. Çıktık işte dışarıya da. Bunu ben fullettim. Üstelik yeni modelini almak istiyorum. He. Valla 100'den açılış yaptım ama hiç kimse yanaşmadı. Bir 80'e ineyim. Bunun abi para yok insanlarda. Bunu... Ben de işte nakit sıkıntısındayım şu aralar. İşmiş geldi bakınıyorum yani. Geldi burada 80 binlik araba almak istediler lan. Abi yani olanında oluyor. Onlar artık nasıl kazanıyorlarsa. Biri diyor market açacağım. Market açmak 280'den şey 250'den falan başlıyor. Maşallah maşallah. Senin var mı deli abi para, bu aralar bildiğin para. Böyle kolay hızlı para kazanabileceğin bir yöntem? Hiçbir fikrim yok. Ben galericiyim kardeşim. İşlere karışmıyorum. Anladım abi. Bizim sorayım dedim. Tarlayı da kuruttular biliyor musun? Tarlanın yeni tarla bulmak lazım. Esa mı diyorsun abi? Kuruttular. Aklında bir iki yer varsa abi istiyorsan beraber bir bakalım. Hani sorarlarsa da yanında benim olmam iyi olur. Hani galerici orada ne yapıyor? Kim bilir ne yapıyor ama benle beraber olursa galericiye prodüksiyon yapıyorum derim. Galericiye prodüksiyon çekimi esnasında bölge bakıyorduk, arsa bakıyorduk deriz. He, jip reklamı. He, arazi aracı. Benim bir de arazi aracı var ya bu şey. Bana sattıydın geçen kırmızı. Arkaya park ettim şimdi. Yok, bak yeni araba geldi. Tesla Model X. Kaç para? Ama çok pahalı. Çok pahalı. Vallahi 180'den açılış fiyatı. Bana o çok. O bir de şey mi? Sedan mı? Dört kapı mı? SUV dört kapı. Böyle kanat gibi açıyor kafalarını. Arkasını. Anladım anladım. Bu yeni yerle ilgili bir ipucu falan varsa abi sen de istiyorsan bir bakalım beraber. Hiçbir fikrim yok. Daha dükkandan çıkamadım. Şu bekleyen birileri hiç var. Onları bir hallet yok. Abi. İstiyorsan bir bakalım. Bu İbni Ekrem değil mi ya? Galiba o abi. Ben sopayı çıkartıyorum. Beyefendi. Ekrem miydi? Kardeşim, ismin ne? Efendim? İsminiz diyorum, i̇smin neydi? İsmin ne senin? İsmet, Perver. Ha, tamam.
Yok yok, yanlış. Kopa falan bir sıkıntı mı var? Yok, problem yok, problem yok. Size çok benzeyen peki. Ekrem diye bir arkadaş vardı da baget seviyor kendisi, korktum, Fransız. Korktum. Yok, baget seviyor Fransız, ona hani yabancılık çekmesin diye. Osman? Osman? Osman kim? İyi, araç almaya geldim, dayağı yiyordum. He tamam Faruk abi, sen ilgilen müşteriyle, ben de şu tavuk işine bir girdiydim, ona bir bakayım ne yapıyor, ne ediyor, nasıl kazandırıyor. İyi sana, hadi kolay gelsin. Ama abi bir şeyler duyarsan bu yeni alanla ilgili bir bana bir alo dersin değil mi? La daha çıkmaya şey olmadı da. Hani duyarsan, senin elin kulağın geniştir, ben tanıyorum abi seni. Tamam. Tamam. Aklında olsun abi. Evet kardeşim, ne lazım? Sesi ortaya al, duyulmuyor. Ortayla alt fark etmiyor ki. Yani bu sesin yüksekliğiyle ilgili değil, mesafeyle ilgili. Şu bagajdan sandviçiydi, tostuydu, yiyelim. Tavuk az veriyor. Esrar işine gir. Karakterim hala teknik olarak Esrar'ın yerini bilmiyor. Öyle miyim, o maydanoz diyeyim. İşleme burada, haritadan kaldırmışlar galiba. Siz ada dediniz ama siz dediniz. Ben oyunda bilmiyorum şu an nerede olduğunu. En çok petrol veriyor. Öyle mi? Ama petrol de uzun sürüyor ya. Ya yerini buradan söylesinler. Oyunda ben onu dinleyerek hareket etmiyorum. Çünkü beni ilgilendirmiyor. O zaman bu petrol işine dönelim. Tamam mı? Henüz daha düşmedi petrol bildiğim kadarıyla. Tavuk 3-4K veriyor, olamaz abi. Hayır abi, 3-4K veriyor olamaz. Ben bir şu tavuğu bir deneyeyim. Tamam mı? Bu niye beni tavuğa böyle saçma bir yerden götürüyor? Daha mı yakın buradan? Yok, önden sahilden gideriz işte. Şöyle düz mü gideceğim? Düz yapıştıracağım. O zaten rotayı değiştirecek. Tamam. Hah, değiştirdi rotayı. Polis buralarda çok sık olmuyor. Rahat rahat gidebilirim. Legal Yılmaz. Petrol 10K. Evet, petrol 10.000'le 7.500'le 10 küsur arası bir şey getiriyor. Ama petrolde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Tavukta tek bir yerde yapıyorsun. Yani bir yerde yapıyorsun, geri geliyorsun. Bir yerde yapıyorsun, geri geliyorsun. O avantajı var. Bir deneyelim bakalım ne kadar sürüyor, nasıl oluyor. Hay pantolonuna, dursun pantolon. Çalışıyoruz şu an. Server'da şu an sorun sanırım whitelist'in çok dar olması. Çünkü hep aynı adamlar var. Bu adamlar birbiriyle samimiyse beraber iş yapıyor. Böyle. Duyuyor mu? Alo, merhabalar. Alo, Yılmaz Bey, müsait misiniz? Merhabalar Rüya Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Sizi duydum, daha iyi oldum. Ay, benim iyi bir haberim var. Efendim? Size müşteri buldum. Sizinle görüşmek istiyorlar. Nerede? Evet. Nerede? Şu an mı? Ya bir konuşalım, görüşelim dediler. Reklam filmi çekmek istiyoruz dediler. Ben kimmiş? De direkt size önerdim. Süper, kimmiş? Serdar Bey ismi. Ne istemiş? Bir de galiba... Ya onu tam daha konuşamadık ama... isterseniz... Siz kendiniz konuşursunuz. Hatta bana da dediler ki işte oyuncumuz sen olabilirsin, deneyimli bir oyuncusun sonuçta dediler. Tamam, peki. Ya tabii siz aranızda konuşun. Siz şu an onlarla birlikte misiniz, yani nasıl buluşacağım onlarla? Ha tamam, bana konum evet, atın o zaman. Evet, ben şu an onlar. Tamam, ben tamircideyim, konum atayım size. Tamam. Siz yakınsanız uğrayın müsait olduğunuzda. Ben tabii, her yer yakın size, hemen gelirim. Tamam, konum atıyorum. Tamamdır. Evet,
gene bir para kasma yoluna çıkarken gelen telefona bambaşka bir dünyaya doğru yola çıkıyoruz. Kim olduğunu hiç tanımadığımız adamların yanına, prodüksiyon işine hayırlısı uğurlusu olsun. Evet, Kemal'in kız arkadaşı Özge. Bakalım bu işin sonunda ölü yaralı kaç kişi olacak? Sağ salim çekeriz belki ya bunu, bence. Oğlum millette yayın derdi yok ya. Adam no life para kasıyor oturup. Ben, bana dediniz ki yayınlarda aksiyon olsun, yayın dışında kas parayı. Yayın dışına da girmek istemedim karaktere para kasmak için. E ne yapayım? Ben ne zaman düzgün para kasmaya gitsem ya sıkıldık yazıyorsunuz ya bir şey yapalım yazıyorsunuz. Ben ne yapayım, ben ne yapayım? Hapse girmedim ki çıkayım. Beni daha şu an hapse atamadılar hiç. Hep delil yetersizliği. Şaziye mi, rüya mı? Şu rüya da diğeri kim? Aa, bu sarı araba şeyin değil miydi? Bizi ispiyonlayan. Eyvah eyvah, dur bakalım nereye gittik. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Görüşmeden önce benim bir fikrim var. Burgerciye falan gidip orada yemek yiyerek mi konuşsak acaba, böyle mekanik önünde? Yani isterseniz yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz benim stüdyoma bir gidelim. Orada konuşalım. Hem olur. Etrafı göstereyim. Orada güzel, bir tane burger standı var. Tamam. Çok iyi olur. Nerede stüdyonuz acaba? Yakın sayılır. İstiyorsanız beni takip edin. Allah kaza oldu arkada. Yolu olur. Tarif ha, takip edelim. Tamam. Tamam. İsterseniz yani, bir kısmınız benimle olur, gelsin. Olur. Ayşegül'le gidelim istersen. Bence. Atla bakayım Yılmaz'cığım. Seninle konuşmamız lazım. Bence iki araba gidelim. Merhabalar. Yılmaz ben. Merhaba. Ayşegül. Memnun oldum. Ben de bir kremi daha koş. De, tek araba gidelim. İki araba gidelim yani. Şirkete varmış. Rüya öyle diyor. Efendim? Şirkete varmış diyorum. Şirkete. Şirket. Evet, şirketimiz var amcacığım. Reklamcılık şirkete. Evet evet amcacığım. Reklamcılık şirketimiz var. Ama nerede? Götür bakalım. Seninle konuşacaklarımız var. Tamamdır. Hemen çıkalım yola. Şirket. Hayırdır? Ne zamandır reklamcılık yapıyorsun? Kaç sene oldu? Vallahi ben bir hayalle çıktım yola. Birkaç deneme filmi de çektik. Başarıya ulaştık, sonuca ulaştık. Çok güzel, çok güzel. Daha ama hani yeni sayılırız, yeni sayılırız. Olsun olsun, yeni soluk iyidir. Yeni soluk, yeni fikir demektir. Doğru, doğru. Ben ama bir tam ofis daha henüz yeni bizim. Biz de anlaşmalı çalışıyoruz. Birkaç prodüksiyon şirketi bir arada. Tam yerini bilmiyorum. Birazcık dolana dolana gideceğim. Sıkıntı yok yavrum, sıkıntı yok. Rahat ol. Nerede lan bizde film? Bizde maske olmaz. Nerede lan film stüdyosu? Sizin isminiz neydi amcacım? Mükremin. Mükremin Akkoş. Mükremin amca. Tamamdır. Ne işle meşgulsunuz? Yavrum biz petrol iş şirketinde çalışıyoruz. Anlamıyorum amca. Orada tane tane şey yaparsan ne işle meşgulsünüz tam olarak? Petrol. Petrolde çalışıyoruz. Petrol. Tamam. Evet. Pardon, ben içtemedim de bir an. Olsun olur böyle. Heh burası. Güzel bir şey burası. Beğendim. Güzeldi. Yavrum, güzeldi. Yavrum açılarda girseydin ya. Onlar da problem oluyor. Onlar böyle çıkarıp takmalı. Arkadan görevli bey tekrar takıyor.
Bu çocuklar da hepsi sizin için mi çalışıyor? Tabii burada bir sürü prodüksiyon şirketi var. Biz bir tanesiyiz sadece. Allah ablacım aman. Kusura bakma yavrum. Kusura bakma. Ablam maşallah çok güçlüymüş, aracı ittirdi. Gelmiş abi. Ama baba dikkat et. Evet, merhabalar. Merhaba yavrum, merhaba. Neler yapıyorsunuz görüşmeye Yılmaz Bey? Nasıl olsun, işte en son taksi filmini çektik. Bu şey yolladık onları kurguya. Kurgucu çocuk onları yetiştirdi. YouTube üzerine yükledik. Müşterilerimiz memnun, biz memnun. Devam ediyoruz hayatımıza. Siz nasılsınız, süper, ne yapıyorsunuz? Süper, merhaba, çok sevindim. Merhabalar. İyiyim, ne olsun? Emre. Emre mi? Fail. Pardon. Merhabalar. Yılmaz ben. Yılmaz Kuzey. İkinci adınız da olabilir kullanmadığınız. Göbek adı galiba. Göbek adıdır. Anlık, göbek adıdır. Anlık bir tansiyonum düştü de. Anlık bir tansiyonum düştü de. Olur yavrum olur. Yanlışlıkla içimden düşündüğümü dışarıya verdim galiba. Olur olur. Hepimizin başına... Evet, stüdyo neresi? Evet, şöyle bir stüdyo neresi göstereyim istiyorsanız. Hanımefendi kim tanışamadınız? Ayşegül, Ayşegül. Ortağımız merhaba. Ayşegül, merhaba. Ben Ayşegül. Merhabalar Ayşegül Hanım. Yılmaz Kuzey, prodüktörüm. Memnun oldum. Şimdi ben size burayı anlatayım. Metrekare olaraktan 2792 metrekare burası. Birden fazla stüdyo içinde barındırıyor. Evet. Geniştir. Burada birden fazla prodüksiyon aynı anda yapılıyor. Yani sadece bizim şirketimiz değil, başka prodüksiyon şirketleri de hepsi burada. Filmler olsun, diziler olsun, çekimlerini gerçekleştiriyor. Biz de bu prodüksiyon şirketinin ortaklarından biriyiz. Bayıldım, bayıldım. Süper. Uzay filmi çekiliyor galiba şu an mesela şurada. Yani tam olarak bilmiyorum çünkü bu diğer prodüksiyon şirketleri hani fikir çalıntı falan durumları olmasın diye çok fazla şey yapmıyorlar. Hani bahsetmiyorlar ama evet, her yer astronot. Şurada bir Venedik seti var. Bu bizim filmin seti. Bir yandan bir film projemiz devam ediyor ama bütçe kısıntıları nedeniyle şu aralar sadece ara sahneleri çekebiliyoruz. Orus adı bu pianist. Filmin? Adı ne? Orus bu pianist. Olur olur. Güzel yani bir Rus'un bir piyanistin. Gördüğünüz gibi normalde çekimler yok. Bu astronotlar burada duruyor. Bunlar diğer prodüksiyondan arkadaşlar. Burası normalde bizim setimizin olduğu yer. Güzel güzel, beğendim. Şöyle seti gezdirmeye devam edeyimse en son bu yemeklerin yendiği kantin tadında bir yerimiz var, orada konuşalım. Tabii canım tabii. Çocuklar harıl harıl çalışıyor maşallah. Bir saniye. Maşallah. Ya yapım Muratçım, ekibi gerçekten çok o kamera bize akşama işler lazım olacak. Akşamki plan çekimleri için, tamam mı? Onun bağlantılarını falan her şeyini bir düzenle. Her şeyini bir düzenle. Ay merdiveni alırsın. Aman aman, gezdireyim. Aman. Şu merdiveni de alırsın. Problem yok, problem yok. Siz devam edin. Aman boş koçum ver. Koçum işin bitince şu merdiveni de alırsın, tamam. Ya Serdar, ben buraları çok beğendim ya. Güzel yapmışlar değil mi? Güzeldir. Dekor tabii ama hepsi. Yani böyle gerçekçi göründüğünü aldanmayın. Hani, evet ama çekimi istediğiniz yerde yapabilirsiniz bu arada. Tabii tabii. Biz bunu böyle bir şey gibi düşündük. Bir ara yer olarak. Aa, burada merdiven vardı, kaldırmışlar tabii. Demek ki ondan merdiveni girişe koymuşlar, gelin. Hani burası genel olarak sahneler için düşünüldü. Yılmazcığım, Yılmazcığım. Efendim, efendim. Şehrin her yerinde çekim yapıyor muyuz şimdi? Tabii yani işin bütçesine bağlı olarak, yani türüne bağlı olarak şimdi burası daha film seti için uygun bir yer. Yani ama tabii işinizin konusu neyse o konusuna göre biz şekillendiriyoruz çekimlerimizi. Konuşacağız. Tabii yani siz hani konu ve fiyat bilgisini verdikten sonra biz planlarımızı o şekilde yapıyoruz. Hani ona göre bütçeye bağlı olarak ya da işte efendime söyleyeyim işinizin türüne, şimdi mesela sanayi işi ise böyle bir yerden çekmenin anlamı yok. Ona göre bir mekan beğenilir. Ona göre bir yerlere bakılır. Bunun gibi bir çekim yapılır mesela. Doğru. Mekan harici ben doğa, deniz, sahil kenarı falan çekimlerini çok beğeniyorum. Yani canavar ürüne göre değişiyor. De çekiliyor galiba. Fikir olsun diye söyledim, evet. Şimdi mesela atıyorum, örnekten konuşuyorum, ne bileyim, Mısır Gevreği filmi çekiyorsak
E tabi doğa sahili çok mantıklı olmuyor. Daha bir apartman dairesi. Ya da böyle bir çatı katında yaşayan bir genç gibi. Daha müşteri kitlesine yönelik. Değişiklik gösteriyor yani. Evet evet. Yavrum bir şey soracağım. Grozilla filmini siz mi çektiniz ya? Yok bizim bizim stüdyodan çıkmıştır çok büyük ihtimalle de çekimler bize ait değil. Olabilir olabilir. Kenan Bey bugün çalışmıyor mu? Kenan Bey'in bir işi vardı. Ben gün sonuna falan anca dönerim dedi. Ben de çok darlamak istemedim. Tabii çok meşgul kendileri zaten. Tabii tabii. Şirketimizin çok önemli kreatif isimlerinden. Kenan Bey ki? Kenan Bey benim ortağım. Ortak mı? İyi iyi. Olur da tanışalım. Arabaya bak. Evet. Vay anasını. Ya dekordur o dekordur. Luna Park'taki arabalara. Bunlar gerçek arabalar. Ben... Yani gerçek arabaları kullanıyoruz. Tabii gerçek bu galeriyalar mi? Olsun, mekanikler olsun. Binebiliyor muyuz? Anahtarı üzerinde mi bakın. Çok yalnız şeyin dışına çıkarmayalım. Prodüksiyonun dışına çıkarmayalım. Hey maşallah. Yılmaz Bey görüşmeden sonra sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii tabii. Siz nasıl isterseniz Rüya Hanım. Buradaki arabalar açık oluyor genelde. Biliyordum açık olduğunu da ondan dene dedim. Yılmaz Bey. Efendim. Bu araba hangi filmde kullanılıyor acaba? O filmi izlemek isterim. Arabalara özel ilgim var da. Bu araba rakip firmanın tam nasıl bilmiyorum ama galiba bir dram filmi olacakmış. Böyle 1930'larda 1940'larda geçen bir dram filminde bir palyaçonun, zengin bir palyaço. Hani ben güleyim güleyim kime bana gideyim diyor. Bana bir hot dog verir misin? Sana zahmet hadi bakayım. Bana da ya. Merakla çok bekliyorum vizyona çıkmasını. Bir dakika tuz olsun. Yakında çıkar herhalde. Rakip olduğundan hani ben de merak ediyorum ama çok da ilgi duyuyorum sayılmaz yani. Bu arada burada eğer özel konuşacaksanız hani karavana geçebiliriz ya da burada konuşabiliriz. Genelde bu sette... Yavrum karavan çok sıkışık olur ya. Tamam buralarda da konuşabiliriz. Biz buraya bir normalde sanayideydi. Hattok hazırlanırken. Normalde pardon, sanayideydi bu arkadaş. Bir saniye geliyorum hemen pardon. Biz. Setlerde çok güzel oluyor. Sanayiye git gel çekim aralarında çok dert aynen. Oluyor diye. Sanayinin tostu mükemmel olur zaten. Bu adam iyidir işte. Evet evet bayağı iyidir. Bayağı iyidir. Ben de bir tane söyleyeyim. Şefim. Bunun tadı efsane ya. Tadı damağımda kaldı. Bana bir sandviç sarsan oradan. Bir de kola varsa. Eyvallah. Yavrum. Ben şu hazırlardan alayım. Teşekkür ederim. Hallederler mi sence? Yok bence zira değil. Bence ya. Bir konuşalım kola. Bakalım da. Teşekkür ederim. Bana güven geldi hadi. Ben güvendim bu çocuğa. Bana da şimdi Yılmaz Bey biz size olayı bir anlatalım. Tabii anlatalım. Yaratıcı zekanızla ya. Bakalım neler çıkardık bize. O da geliyor şimdi. Gelsin gelsin. Yılmaz Bey siz tanışıyor evet, musunuz doğru. Galiba? Kiminle acaba? Oh, Arya ile. Aa evet Arya Hanım'ı tanıyorum evet. Biz biraz Arya ile konuştuk. Ben bu oyunculuk işlerinden bahsettim. Kendisi de çok oynamak istediğini söyledi de. Bir görüştüreyim istedim sizi. Evet onunla daha önce bir projede beraber çalışacaktık. Fakat ben aradığımda ulaşamamıştım kendisine. Normalde kas listesini aldığımız şimdi geliyor konum gönderdim. Tabii. Şimdi bu bahsettiğiniz prodüksiyon işi bir reklam filmi mi? Nasıl bir evet, isteğiniz var? Evet reklam filmi. Ben anlatayım size olayı. Tabii. Şimdi dayı ben ve görmüş olduğunuz Ayşegül. Biz üçümüz bir market açıyoruz. Yakında market. B202. Aynen market açıyoruz. B202. A101 deseydiniz daha akılda kalıcı. Yavrum. Biz düşündük bizim taşındık B202'ye karar. Bizim memleket amcamın oğlu B101 yapmıştı. Biz de B202 yapalım dedik. Harika. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şimdi işte biz bu market açacağız. Açtığımızda da direkt reklam filminin yayınlanmasını ve şehirdeki herkesin bizden haberdar olmasını istiyoruz. O yüzden bir arayışa girdik. Bize de sizi önerdiler. Ya daha doğrusu biz aramıyorduk. Reklam çekimini Rüya Hanım bize söyledi. Hani ben reklam oyunculuğu yapıyorum dedi. Biz de acaba bize reklam çeker misiniz diye sorduk. Oynar mısınız dedi. O da oynarım dedi. Kim çekiyor dedik. Yılmaz Bey çekiyor dedi. Bizdeyiz işte şimdi. Çok güzel konuşmuş evet, Rüya Hanım. Yılmaz'cığım benim aklımda bir fikir var.
Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz yavrum. Bak şimdi de. Bizim marketin önünde iki tane ben kız istiyorum, tamam mı? Ama ikisi de ayrı ayrı konuşacak. Evet. Bir tane de stand istiyorum. Diyecekler ki B202 Los Santos'un en iyisi. En iyi ürünler burada. Bu tarz cümleler kuracağız, tamam mı? Kurgu. Bunun reklamını çekeceğiz sıra sıra. Mesela önce Rüya söyleyecek, sonra Arya söyleyecek. Ondan sonra ikisini kameraya alacağız. Ondan sonra bizim kahraman diye bir yeğen var. O da dedi ki amca dedi bende Amerikan arabası var dedi. Ona da ben dedi pisi bin atarım dedi. Mis gibi reklam olur dedi. Böyle bir fikir düşündüm. Kurgu. Nasıl? Tamam olur. Ama Spin'in bizim marketle ne alakası var dayı? Bence bunu yavrum. Yılmaz Bey'e bırakalım. Fikirleri o üretsin. Çok emretmiyor. Tamam tamam. Bir saniye tamam, telefonu. Tamam o da yapar da. Biz... Efendim Güven Bey. Alo Yılmaz. Efendim. Senin buyurun. İlandan şey geldi aklıma. Senin bu çekim işleri için falan mekana ihtiyacın var mı? Vallahi abi arada güzel oluyor ya. Vardı. Yalan olmasın. İyi aklında bulunsun. Üzüm bağını hallederiz sana. He, senin darlalı marlalı bağ vardı ben geldiğimde orada. Tamam abi benim aklımda olsun. Ben konuşmadım seninle bilmiyorum da. Benim aklımda olsun. Ben oraya geldiğimde bir beyefendi vardı orada çalışandı da. Şarap satın almaya geldiğinde bağı bir gezdirmişti bana minik. Bizim film için anladım. Öyle bir mekan lazım olabilir. Ben size o film çekimleri başladığında döneyim olur mu? Tamam tamam bekliyorum. Hadi harika. Harika çok teşekkürler. Harika süper. Reklama. Evet, Kahraman'ın Twitter'da çok takipçisi var. Orada biz marketin çıkışları buluyoruz. Şimdi bu bahsettiğiniz Kahraman dediğiniz kişi Kara İndiba olan mı? Evet, evet, evet. Fenomen olan. Onu da oynamasını istiyoruz reklamda. Şimdi onunla ilgili benden duymuş olmayın, sır veriyor olayım ama geçen bir tweet vardı takipçi satın aldığına dair. Biz onunla bir klip çekimi için konuştuk. Yalan olmasın. Evet. Takipçi mi satın alıyormuş? Evet, biz onunla konuştuk klip çekimi için. Çok uygun da bir bütçe çıkardık. Yani bütün bir klibin tamamına 10-15 bin gibi bir rakam dedik. Ve kocaman klip yani tekneler, yatlar, neler neler, prodüksiyonda neler neler vardı. Ekstradan oyuncu kızlar olacaktı falan. Bak sen bana, sen bana muhteşem bir klip yap, ben sana 20 bin cash, net. Elini sayacağım. 20 bin. He. 20 bine istediğiniz klibi yaparım. Ben size araba da bulurum. Ama bir şartım var. O kahramanla beni yüz göz etmeyin. Ben ünlüyüm dedi. Bize arkamızdan çok kötü konuştu ya. Size mi muhtacız dedi. Siktir yavrum, gidin dedi. Yavrum barıştırırız. Bak Yılmaz her Bey, insana ikinci şansı vereceksin. Bey, öyle olmaz. Sizinle şöyle bir yürüyüp gelebilir miyiz? Benim de size özel olarak söylemek istediğim tabii bir şey var. Tabii bir bak, konuşalım. Siz yürüyün. Anlat bakayım da anlatacağım. Merak ettim. Şimdi bir konuşun. Şimdi isminiz Dedem, neydi beyefendi? Dedem sende de Arya'yı. Benim adım Serdar Kağan. Şimdi Serdar Bey, şöyle kahraman söyleyeyim. Biz o Kahraman Bey'le tanıştık. Klip çekme konusunda çok hevesliydik. Henüz şirketimizin yeni başlarıydı. Önce Kenan Bey'e hakaret ettiler, benim ortağım. Ardından bana hakaret ettiler, bir menajeri vardı onun. Yani biz bir klip çekeceğiz dedik, yemediğimiz hakaret kalmadı. Ben açıkçası bu beyefendiyle çalışmak pek istemiyorum. Yani araba konusunu benim galeriyacı bir tanıdığım var, Faruk. Bir araba alıp satım yaptıysanız evet, muhakkak yolunuz düşmüştür. Çıktı. Evet. Araba çıktı konusunu bir şekilde öyle çözeriz ama ben o kahramandan değil de başka biriyle çalışsak olur mu? Ya o konuyu görüşürüz de şimdi hani benim de size sormak istediğim bir şey var. Tabii. Geldim böyle aklımda burnunuz böyle sakalınız bana çok tanıdık geliyor. İsminiz de aynı şekilde. Arabanızı da gördüm şimdi. Arabalarımız da aynı. Acaba dünkü yarıştaki Yılmaz siz miydiniz? He o mesele. Evet bendim. Evet, benim ama arabayı da görünce tanımışsınızdır zaten. Evet tanıdım. Ama onda tabii şöyle bir olay oldu. Polis tarafından bir tutuklanma durumu yaşandı. Benim yok, normalde ben sonrasıyla çok ilgilenmiyorum. Ben anlatayım şey, da içiniz hani rahat etsin diye. Benim çok illegalim falan fazla yoktur. Yani bir illegal işte yarışlar. Hani hız tutkumuz birazcık. Benim arabalara olan bir düşkünlüğü ben var. Bende de var o işte. Benim evet de var. Evet. Ondan dolayı hani ben öyle bir hani teklif gelince araba buluşması falan şeklinde ben dedim ki mutlaka gideyim. Mutlaka bir gideyim. Orada da öyle bir talihsiz durum oldu tabii. Yani şimdi ben de şundan dolayı bu konuya girdim. Hani şimdi ben de o ortamlardayım. Hani çevremiz hemen hemen ortak sayılır. Şimdi biz de büyük bir işe, büyük bir yatırıma giriyoruz. Yani sonuçta market açmak kolay değil bu devirde. Tabii.
Şimdi prodüksiyondu, yapımdı falandı. Bize fiyat konusunda da biraz yardımcı olursanız hani gerekirse tanıdıklarla çözeriz bir yani şekilde. Şöyle, başka bizde, işler de çözeriz. Bizde reklamlar bütçeye göre. Yani siz bütçeyi belirliyorsunuz. Biz ona göre reklamı belirliyoruz. Tabii istediğiniz işte bu beyefendinin söylenmesi istediği cümleler falan vardı. Onlar ayarlanır. Yani onlar ekstra bütçeye dahil değil. Oyuncuları da ayarlamışsınız. Oyuncuların ödemesini siz mi yapacaksınız, ben mi yapacağım? İşte biz her şey dahil sizden bir paket almak istiyoruz. O konuda da hani bir özel ilgi, yardım bekliyorum yani sizden. O yüzden konuşmak istedim özel olarak. Şimdi bu işlerle pek alakası yoktur. Anladım. Şöyle diyeyim, ne kadar bir bütçe düşündünüz bu tarz bir reklam için? Aşağı yukarı 20 bin diyelim biz. Yani 20 bine reklam filmi olur ama dediğiniz gibi hani böyle arabadır, şudur budur, bir de böyle ekstra post prodüksiyon, seslendirme falan isterseniz, bilmiyorum ister misiniz? O zaman paketleriniz 20... var mı? Böyle evet, paketlerimiz var. Paketlerimiz var. Şimdi öncelikle oyuncuların masraflarını biz karşılıyoruz. Bu Arya Hanım olsun, efendime söyleyeyim Rüya Hanım olsun, hepsi bizim ajansımıza bağlı değiller ama bizimle çalışmayı tercih ediyorlar diyelim. Şimdi onların ikisini birden oynattığımız, bir de bu amcanızın istekleri doğrultusunda şekillenecek hani arabanın döndüğü falan bir senaryoda normalde o paket ben 30. Onu vazgeçirdim ondan. Saçma fikir çünkü. Siz de katılıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani market aslında süpermarkette şöyle bir şey yapabiliriz. Sosyal medya ünlülerinden bir minik yararlanabiliriz. İsmi konusunda emin net misiniz? Kahraman konusunda mı? Yok, hayır, marketin ismi konusunda. Ha, B202, evet, o konuda net. Çünkü bir jingle şarkısı durumu var da onunla ilgili belki. Yani sonuçta koskoca post prodüksiyon şirketiniz var. Müziği de tekrar yapılandırırsınız herhalde. Şimdi onlar ekstraya gidiyor ya ondan ama tabii ki yapılandırırız. Tamam, girsin. Parayı hallederiz. Para bizden sorulur. Bu öyle şeyde. Diyorsunuz. Anladım. O zaman şimdi paketlerimizden birazcık bahsedeyim. Normalde biz reklam filmlerinde 10 saniyesi, tabii bu herhangi bir kurgu ya da ek ücret olmadığı senaryolarda 2500 gibi bir fiyat düşünüyoruz. Size böyle 40 saniyelik falan tam prime time'da oynamaya müsait, madem büyük de böyle bir yatırım yapıyorsunuz, bir reklam paketi diyelim. Yani minimum 30 saniye garantisi verelim size. Diyalogların yazılması olsun, tasarlanması olsun, sahnelerin bulunması, marketinizin yeri belli mi acaba? O konuda çalışmalarımız sürüyor. Devletle olan görüşmelerimiz tamam, devam ediyor. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Tapuları alamadık henüz. Biz uygun bir market de buluruz. Çekimin yapılacağı uygun güzel bir market de buluruz. Bu da problem değil. Prodüksiyon sonuçta görseliyle, anladınız mı? Dış mekanı çok fazla almayız. Tabii. Böyle yüksek binalar evet. Falan çekeriz. Sanki böyle şehrin merkezinde, göbeğinde gibi bir izlenim yaparız. Hani öyle bir pakette. Bir de iki oyuncunun ücretleri, post prodüksiyon, müzik. Hepsi birlikte 30 bine tamamen kapatırız bunu. 25'e el sıkışalım. Şöyle yapalım. Eğer diyorsanız ki kahraman yok, ben 25'e okey olurum. Kahramanın henüz bundan bir haberi var mıydı dayım? Bunu bir dayıya sorayım ben. Şimdi bir sorun bakalım, ben bekliyorum sizi burada. Bir sigara yakayım, bekliyorum. Dayı. Benim karakter kahramana kıl çünkü. O reklam filmini çektirmedi ya. Twitter. Kahramanları herkes sever. Ben sıradan bir insanım. Yılmaz Bey. Buyurun. Kahraman yok. 25 anlaştık. Öyleyse el sıkışalım. Yalnız parayı öncesinde alıyoruz. Bir sorun olur mu? Şu an marketin açılmasına biraz var. Reklam çekimleri başlamadan önce veririz biz size parayı. Tamam. Yani biz anlaşmamızı stabil tutalım. Biz size tekrar dönüş yaparız. Hatta ben sizin telefon numaranızı bir alayım. Tabii. 547 9976 547 9976 547 9976 Yılmaz Prodüktör. Kaydettim beyefendi. Tamamdır. Ben sizi bir çaldırayım.
Bir asa çaldırmak yerine evet bir mesaj atarsanız daha kolay olur. Heh süper. Hallettik sanırım her şeyi. Dönelim ekibin yanına. Dayı. Özür dilemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bakın, ya oğlum kahramanı buraya çağıralım. Açıklasın sizi kendine. Yok yok kahraman yok. Neye karar verdin? Yok, dayı. Kahraman yok. Biz... Ya ne kahraman yok? Teoride anlaştık ama. 25 anlaştık. Full, ay tartışmayın lütfen. 25 anlaştık. Kahraman yok. Yok tartışma yok ya. Full paket anlaştık dayı. Kahraman yok. Ya Serdar bak çıldırtma beni şimdi. Kafana göre karar verme. Sen beni bir yerim sen kahraman diyelim. Siz başka bir şey düşünsek reklamıdan. Amcanız mı dederiz miydi bir konuşun isterseniz Serdar Bey. Kendimiz yapıyoruz. Şöyle bir konuşun isterseniz bir anlaşın aranızda. Şimdi ben de sizinle konuşayım istedim. Hı hı. Merhabalar nasılsınız Arya Hanım? Merhabalar Yılmaz Bey. Ay tanıyamadım böyle bir kıyafet. Evet prodüksiyon sanırım. İşine girince evet birazcık kendime çeki düzen verdim. Daha iyi olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle bir bütçe konuşmadık. Bu reklam filmi için. Hı hı. İkinizden de birer replikle bir iki küçük sahne alacağız. Acaba sizin için nasıl bir ücret, aklınızda nasıl bir fiyat var? Onu bir önce öğrenebilir miyim? Yani benim geçen oynadığım film gibi bir şey mi olacak? Evet evet, yine 10 minvalde bir şey olacak. Ya yine o civarlarda olabilir yani. Siz ne kadar ayırdınız bizim için bütçe? Yani işte ayırmadım tam olarak ama hani totali daha bir konuştuk. Ona göre sizin bütçeleriniz, mekanın bütçesi falan derken ben de ona göre planım, programımı yapacağım. Yani isterseniz siz hesaplayın. Ona göre biz de... Benim için bütçe hani paranın bir önemi yok. Bunu size önce bir belirteyim. Öyle mi? Hani evet yok. Yani, ne kadar güzel. Çünkü zaten mekanikte kazanıyorum ben. Hani kendi harçlığımı çıkarıyorum. Hani bu benim için bir hobi diyebilirim size. Yani siz bir ücret talep etmiyor musunuz? Ben talep etmiyorum Yılmaz Bey. Tamam. Ama Rüya Hanım burada yeni. Ona destek olursanız benim payımı da ona verirsiniz çok sevinirim. Tabii o zaman Rüya Ay, Hanım olmaz sizin... Olmaz öyle şey. Öyle şey olur mu? Ama o... sen de hakkını Rüyacığım, alman gerekiyor. Rüyacığım lütfen. Yani benden çıkan şey aynı olduğu ben... için siz aranızda lütfen. Bir anlaşın. Ben Rüya'ya devredilmesini istiyorum. Bu çekimdeki haklarım Rüya'ya devredilsin. Çünkü bana giren çıkan aynı yani. Ben ayrı ayrı da versem, tek tek de versem olmam, o kalemi düşeceğim olmam. Yani. Rüya, bana da Şaziye Hanım o kadar destek oldu ki bu şehre geldiğimde. Ben de bırak birine destek olayım. Sen de yeni geldin sonuçta. Ne kadar güzel. Bu kadar güzel. Bitti bu konuşma burada. Keşke o ücreti katlayalımı da şey yapmaz. O zaman Rüya Hanım. Evet. Önceki çalıştığımızın iki katı diyelim. Yani Arya'nınkiyle birlikte mi? Evet, evet. Tamam. Arya bu arada ben bir önceki işten 1500 almıştım. Evet, bir task reklamıydı. Ben... O zaman biz aramızda hallederiz. Hallederiz. Hayır, aynen. Seninle. Hayır. Rüyacığım lütfen ya, Allah aşkına 1500'ün lafı mı olur ya, lütfen. Ben kazanıyorum dedim ya sana, niye anlamıyorsun? Yavrum anlaştık, Rüya. Tamam. Kahraman yok. Anlaştık mı amcacığım? Evet anlaştık ama şöyle söyleyeyim. Demişim ki parayı peşin istiyorum. Sen bana reklamı vermeden hiçbir şey alamazsın. Onu söyleyeyim sana baştan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu prodüksiyon şirketinde hem oyuncu ödemeleri hem de gerekli ekipmanların sağlanması için ücreti bizim önceden almamız gerekiyor. İsterseniz size bir referanslarımı ben önereyim. Daha öncesinde hem buranın seçkin bir taksi şirketi olsun. Hem de Cem Exclusive Winery ile beraber bir reklam çalışmamız oldu. Hani yaptıklarımız zaten yapacaklarımızın teminatıdır. Merak etmeyin. Yavrum, sana maksimum vereceğim. Çalışanları başla. Hobi. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yarısı başlayınca, yarısı bitince şeklinde yapalım. 12.30-12.30. Tamam. Biz sana haber vereceğiz market alınca. Tamam yavrum. Tamam. Market almadan da ben daha önce Serdar Bey'le konuşurken anlattıydım. Almadan da hani biz prodüksiyonda sizin marketmiş gibi göstererek yapabiliriz. Siz çekimlere başlamaya karar verdiğinizde bana bir alo deyin. Benim için bu yeterli olacaktır. Tamam. İstiyorsan sana marketi gösterebiliriz şu anda. Meşgul değil mi? Olur. Olur. Görmemeyi gidip olur hem de... Gidip mekanı görelim.
Hem de çekimlerle ilgili falan da benim kafamda bir şeyler oluşmuş olur. Tabii tabii. Markete gidelim görelim. Serdar'cığım sen marketi biliyorsun değil mi? Göstermiştim sana. İşaretlersin benim arabadan. Tabii olur. Hadi bakayım. Arabaları nereye koymuştuk? Karşıya değil mi? Şu az ileride kuru aynen, havuzlarının karşı. Yanında hemen. Yavrum arabayı mı çekiyorlar? Bana böyle geliyor. O araba ne? O Arya'nın arabası galiba dedi. Arya geldi onunla. Dükkandan geldi ya. Anladım anladım. İyi temiz para. Kenansız yapalım, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kenan bekleyemeyiz. Amcacığım istiyorsanız siz diğer araca binin. Çünkü beyefendi biliyormuş ya yeri. Olur. Oraya sığmayacağız galiba. Ben böyle geçeyim mi? Olur tabii nasıl isterseniz. Kolunu bir uzat da bir işaretleyiver be dayım. Nereye gidiyoruz? Ben dalmışım dinleyemedim. Arya Hanım istiyorsanız şöyle yanıma gelebilirsiniz. Gel üşürsün öyle. Üstünüz ince şimdi üşütmeyin akşam soğuğunda. Yavrum işaret dediğim yerlerde olacak. Bu beyefendinin marketine gideceğiz. Kendimi kaybettim. Nereye? Bu beyefendilerin satın alacağı markete gidecekmişiz. Ha tamam. Mekanı görelim. Hani hem de şey yapalım gibisinden. Böyle bir bakalım çekimler için uygun mudur? Ya ben sizinle çok kısa bir şey konuşmak istiyorum. Özel ama Arya duyabilir. Sorun değil. Ben tabii. En güvendiğim insanlardan birisi. Tabii. Şimdi ben Kenan Bey'le de konuştum. Belki size söylemiştir ama... Şimdi rakip bir tane firma var, bana iş teklif etti ve görüşmemizde sizin şirketinizden benden bilgi almaya çalıştı. Aa. Ve ben de size olan saygımdan dolayı işi reddettim. Prodüksiyon mu yapıyorlar? Yani prodüksiyon yapıyorlar, yani reklam filmi çekiyorlar. Peki ismi hakkında bir şey söyledi mi bu firma? Yani isimleri neymiş? Yani şirketin ismini bilmiyorum ama benim görüştüğüm şirket sahibinin adı Giray. Giray Bey. Peki tam olarak ne öğrenmeye çalıştılar acaba? İşte işi nasıl yaptığınızdan tutun bana verdiğiniz paraya kadar öğrenmeye çalıştılar. Ben de dedim ki bizim bir gizlilik sözleşmemiz var. Biz bir iş yaptık. Ben hani yaptığım, çalıştığım insanlara saygı duyarım. Böyle bir şey sizinle paylaşamam dedim. Çok iyi demişsiniz. Ağzınızdan bal damlamış cidden. O da dedi ki olsun yine de işte bizimle çalışın falan. Hani rakip firmada çalışmanız önemli değil falan. Ben de kabul etmedim ama... Öyle yani size de söyleyeyim dedim. Anladım. Çok iyi yaptınız söyleyerek. Ben bu konuyu bir araştırayım. Tamam. İlginç insanlar var. Çok ayıp gerçekten yani. Ama tabii ayıp. Kenan serbest Bey piyasa size yani. Evet. Miydi? Yok Kenan Bey bana iletmedi ama serbest piyasa tabii yani. Çok da hani bir şey demek uygun olmaz. Beyefendi tam yolu bilmiyor galiba. Ya tabii yine de bilginiz olsun diye ben size söylemek istedim. Anladım. Çok iyi yaptınız. Harika yaptınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Burası galiba. Market yavrum market tam burada. Merkezde. Nasıl? Aa çok güzel. Ay çok güzel. Çok güzel beğendim. Çok şirin gözüküyor. Değil mi? Çok hoşuma gitti harika, benim de. Harika. Buraya geldim. Baktım. Kremlin beğendim. Aldın mı sonunda marketi? Arabada da karşısında şey. Oto yıkamada da karşısında. Yok. Orada çıkarlar gezin. Alışveriş yapar. Temiz. Hadi bakalım. Süper. Ay çok güzel. Hayırlı olsun şimdiden. Konumu gerçekten harika. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Birkaç gün alıyoruz inşallah. Biz burayı 1,5-2 güne çözeriz biz burayı Yılmaz Bey. Siz reklamları ne zaman çekebilirsiniz? Şimdi biz istediğiniz zaman başlayabiliriz çekimlere. Ama tabii size bağlı. Yani bir ön ödeme konusu konuştu. Amcanız mıydı? Dayı. Ha dayınız. Dayınız bir ön ödeme konusundan bahsetti. Ben dedim ki 12,5 ön ödemeli şekilde yani yarısı hiç bitince şeklinde yapabiliriz.
Siz hani ne zaman ödemeyi yaparsanız biz de ona göre Yılmaz'cığım, mekanlardır, şunlardır başlarız çekim. Buyur, buyurun amcacığım. Tamam, tamam, ben ödemeyi yapıyorum sana şimdi. Neydi senin banka numaran? Hemen bir bakayım. Bu reklamları nerede oynatacağız? Bu reklamları YouTube üzerine yüklüyoruz biz. Tabii size kalmış nerede oynatacağınız. Yani isterseniz konvansiyonel medya tercihi yapıp televizyona tamam verebilirsiniz. Ama şimdi biz full paket anlaştık. Bunun yayınlanması ve herkesin şehirde duyması sizin sorumluluğunuz. Evet evet. Öncelikle YouTube'da yayınlanmasını bundan istiyorum. YouTube. Şimdi onu evet, şöyle söyleyeyim. O marketing kısmına giriyor. Biz şimdi prodüksiyon kısmıyla ilgileniyoruz. Ekstra marketing kısmı isterseniz tamam, bizim bir Kenan Bey var, ortağımız. Kenan Bey o konuda uzman. Evet gördüm. Bir sürü de ünlü tanıtıyor. Tamam, Kenan Bey'le konuşuruz. Evet, ama ödemeyi yaptım. Kenan Bey halletsin. Tamam, ben Kenan'a ileteyim ya, ama dediğim gibi hani... Sonuçta. Ortağım dediniz yani. Biz sizinle anlaşma yapıyorsak onunla yapmış oluyoruz aynı zamanda. Tabii doğru ama bizim konuştuğumuzda reklam çekimi vardı. Yani bunun dağıtımı, yayımı pek fazla yoktu. Ama biz size... dedik ki full paket, bunun şehirde herkesin duymasını istiyoruz dedik. Hem. Yani marketingde buna dahil olmuyor mu bu cümleyle? Tamam. Ona göre bir fiyat tamam verdiniz. Tamam o zaman size. Tamam, ben bu fiyatı içinden onu da dahil edeceğim. Tamam. Konvansiyonel medya olsun, sosyal medya olsun. Dahil edeceğim ben ona da. Siz de reklam filminizi istediğiniz tanıtım yerinde kullanabileceksiniz. Bütün haklarını da sizin üzerinize yapacağım. Ama tabii ki dağıtım hakları sizde olsa bile ana yayım hakkı, yani bizim reddetme talebimiz olabiliyor sizin için de uygunsa. Tabii. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Süper. Uygun. Süper. O zaman anlaştık olarak sayıyorum ben. Göre. Evet, biz çekimlere en kısa sürede başlayacağız. Dükkan açılış çok tarihini sağlı, bana sağlı söyleyin mutlaka. O vakte biz kadar. İletişim kurarız o konuda sizinle. Siz o süreye kadar işte projenin detaylandırılmasıyla ilgilenirseniz prodüksiyon sorun yok. Hazır olur yani her şey. Tabii. Tamamdır. Hepsiyle ilgileneceğim. Anlaştık. Anlaştık. Teşekkürler. Öyleyse çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma. Rüya Hanım ve Arya Hanım, siz burada benimle kalırsanız biz bu reklamın detayları neler yapabiliriz biz sizle konuşalım. Sizin istediğiniz... Tabii senaryo hakkında. Evet, senaryo hakkında. Sizin istediğiniz, ben tekrar bir özet geçeyim, eksik bir şey olmasın. Dükkanın güzel görünümlerinin alınması, güzel açılarının alınması, hanımefendilerinin güzel cümle kurması ve hani böyle lüks, presentable müşterilerin buradan alışveriş yapıyor olduğu mesajını verilmesi şeklindeydi. Doğru mu? Evet, evet. Evet, kesinlikle öyle. Katılıyorum. Hanımefendiler doğru, bir iki cümle konuşacaklar. Zaten. Hani dükkan ismini ben bir daha bir not almak için şöyle bir kağıdımı kalemimi alayım. Dükkan ismi neydi acaba? B202. Peki bu dükkanla aramak istedikleri zaman, yani ilanda B202 yazacak, market yazacak bir sloganınız, bir şeyiniz var mı? Biz ona karar verelim. Ona daha karar vermedik. Ona karar vermedik. Çekim günü ondan da karar veririz. Çekim günü. Yani çekimler şimdi olur, başlayacak. Prodüksiyona gidecek. Yani en geç 2 gün içinde elinizde olmuş olur. Tabii tabii. Tabii tabii. Sıkıntı yok. Hani varsa ekleyelim, sonradan eklemesi çok zor oluyor ondan veririz dolayı. Haklısınız, haklısınız. Hiç sıkıntı yok. Hemen haber vereceğiz. Tamam yavrum. Tamam, bir slogan gelirse aklınıza mutlaka haber verin. Bir de evet, özellikle böyle vurgulanmasını ya da söylenmesini istediğiniz bir cümle, bir kelime, bir şeyler var mı? Var tabii ki. Evet. Herkese var, hitap ediyoruz. Herkese. Herkese. Evet. Zengin, fakir, fark et. Her içeride bulunacak. Halka marketi, halka marketi. Halka marketi, tüm herkese. Tüm ürünler içeride bulunacak. Tüm ürünler var, halka hitap ediyor. Yani herkese her şey. Güzel slogan oldu evet, evet, aslında. Herkese her şey. Çok ince, herkese çok ince her bir şey not var. Çok iyi. Aynen, çok ince bir nüans da var. Tabii. Diğer marketlerden birazcık daha ucuz olacağız. He, çok güzel. Bak bu çok önemli. Bir tabii, saniye tabii, hemen not alayım. Peki, bir telefon numarası ya da bir sipariş sisteminiz olacak mı? Yani ona göre bir reklama telefon numarası var, bir şey ekleyecek olacak miyiz? Kuryemiz olacak, özel kuryemiz var, anlaştık onunla da. Harika. Size verdiğim numarayı ilan numarası olarak da kullanabilirsiniz. İnsanlar arayıp oradan iletişim kurabilir. Sizin numaranız benim mı? Benim özel numaram.
Evet. Numarayı bir daha alma şansın var mı? Var, söylüyorum. 552-02-37. Teyit etmek için soruyorum. 552-02-37. Doğru. Tamamdır. Merakımdan soruyorum. Acaba kuryenin adı Ekrem mi? Evet. Ta kendisi motor kurye. Tamamdır. Tanıyor musunuz? Tanıyorum, sayılır. Anladım. Önerir misiniz? Ben onu öneririm. Kesinlikle öneririm. Ben, birbirine benziyordu. Benim de tanışıklığım şeyden dolayı. O daha önceden burgercide kuryelik yapıyordu. Biz orada bir kendisiyle tanışmıştık. Evet. Çok fazla burger siparişi verdiğimizden. Evet, herkes çok memnundu kendisine. Kesinlikle öneririm. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Sizi tanıdığından haberim yoktu. Ben o çocuğa da anlattım, market açacağım falan diye. Bana hiç demedi ki, böyle prodüksiyon şirketi var, reklam çektir abi demedi yani. Ya o, belki haberi yok mu çocuğu demiştir. Tabii aklına gelmemiştir. İnsanlar işinde gücü de yani. Nereden hatırlasın? Tamamsak biz çekimlerimize başlayalım. Tabii. Tamam. Oyuncular kim? Tamam. Arya ile Rüya mı şimdi oyuncular? Evet, Arya Hanım'la Rüya Hanım. Bir de ben ekstra erkek oyuncu ayarlayacağım. Böyle el yüz düzgün birilerinden bulup. Tamamdır. Böyle kılık kıyafetleri şeydir, onları ayarlarsınız siz zaten. Tabii yani zengin kıyafetleridir, fakir kıyafetleridir şeklinde. Hani üstleri başları onlar bütçemizden çıkacak. Sağ olun. Allah razı olsun. Tamamdır. Hadi bakayım. Bir de şöyle bir detay verelim. Bu benim aklıma gelmişti daha öncesinde. Buyurun. Söyleme fırsatım olmamıştı. Askıda ekmek hizmetimiz olacak bizim. Askıda ekmek nedir acaba? Aç olan. Askıda ekmek budur. Mesela atıyorum siz geldiniz. Mesela para üstünüz 5 dolar. Onu diyorsunuz ki 5 dolar para üstü almayayım. 5 dolar askıda ekmek olsun. Parası olmayan. İhtiyacı olan gelip alabiliyor. Geliyor, askıdan ekmek alıyor. Evet. Süper. Bunu da mutlaka ekleyeceğim reklama. Tabii. Tamamdır. Oldu o zaman. Tamamdır. Kolay gelsin. Anlaştık. Görüşmek o zaman üzere. Öyleyse hoşça kalın. Tanıştığıma çok anlaştık. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Bak. Sizinle de hanımefendi, evet. Çok memnun oldum. Hoşça kalın. Kendinize çok ben iyi bakın. Ben de çok memnun oldum. İyi günler. Bir konuşalım senaryo hakkında. Tamam. Şimdi öncelikle bir ön ödeme aldık zaten. Bir kostüm ayarlaması yapalım sizlere. Aranızda tamam. Anlaşın hanginiz fakir kızı, hanginiz zengin kızı oynamak istiyor. Serdar bana nasıl hiç olacak? Fark etmez sence. Ben fakir olayım. Güzel tamam. Olacak da dede binse de gitsek. Ona göre kıyafetlerinizi falan bir ayarlayalım. Bir de bu tamam. Galeriye ile bir konuşayım. Onun için çünkü araca ihtiyacımız olacak. Galeriye bakalım bize dahil olmak ya da ekstra olarak yardımı bir şeyi dokunur mu? Gelin çıkalım tamam. İstiyorsanız yola. Bir de bir sorum olacak. Eski çektiğimiz reklam filmi gibi olmayacak. Bu sefer sesli olacak değil mi? Tabii yani öncekinde sonradan bir seslendirme durumu hı-hı. olmuştu. Bunda direkt sizin seslerinizi canlı. Alacağız. Anladım. Evet, sizler konuşacaksınız. Tamam. Ay nasıl gitti. Dükkanın önü birazcık. Arya senin ama. Araban sette mi kaldı? Evet. Sen taksiyle mi geldin? Sette ben bir şey olmaz. Ben çekiciyle geldim. Sette bir şey olmaz. En kötü sigorta şirketine götürülür. O arabanın başına hiçbir şey gelmez orada. Gelin tamam, biz çıkalım tamam. Yola. Tamamdır. Ay pardon. Hiç önemli değil. Ön tabii daha rahat olunca. Şimdi ben hemen bir ay ben arkaya oturacaktım da yanlış kapıyı açtım. Bunu yayını unutmayalım. Yayında görelim diye gösteriyorum. Oturduk. Öyle bir şey olur mu aramızda? Faruk Bey'in zaten galerisi buraya yakın. Ben onunla bir konuşayım. Bizim bir tane zengin tamam. gösterecek araca ihtiyacımız var diye bir bütçesini falan bir ayarlayalım. Oradan da arabaları ayarladıktan sonra bir kostüm yapalım size. Oradan da çekimlere tamam, gelebiliriz. Tamam. Ekstra bir saç makyajı da sokalım istiyorsanız sizi. Çünkü ikiniz de güzel alımlı hanımefendilersiniz. Hani daha güzel, daha alımlı olur diye düşündüm. Tamam. Şöyle park edeyim şimdilik. Olur. İsterseniz gelin benimle, isterseniz burada bekleyin.
İşim çok uzun sürmeyecek. Tamam, gelelim. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Faruk abi yok mu? Ben varım hocam, yardımcı Faruk olabilirim abi. İstediğiniz gibi. Merhabalar, şöyle galeriyle siz mi ilgileniyorsunuz evet, şu an? Evet, bir sıra varım eğer biraz bekleyeceğim. Ya bekleyeceğim. Tamam, bekleyelim biz. Tabii biraz bekleriz. Biz dışarıda bir sigara içeriz. Şey de var. İşiniz tabii, tabii, bitince tabii, haber tabii. Verin. Hacı Reis. Tamam. Hacı Reis. Aynen, Rauf. Ay Arya, bir selfie çekilelim mi? Ay çok güzel olur. Çeksene bizi. Ben arkana geçeyim senin. Çekilin çekilin tabii. Sosyal medya önemli. Hey, pardon. Kusura buyurun, bakmayın. Buyurun. Siz kendinize tamam, mi araba öyledim. Alacaksınız? Yok. Bizim Faruk abiyle ayrı bir durumumuz vardı da onunla ilgili Peki. konuşacaktık. Ha. Anladım. Ben pick-up alacağım da hani alıyorsanız yeni eskisi ikinci ise falan diye bir sorayım dedim. Kaçtan almayı düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ama yani... Ay niye böyle oldu? 12-13 maksimum. Yanlış fotoğraf paylaştı. 12-13 ise galericiyle başarılar size. Nereden böyle şeyler olabiliyor ya? Dur bakalım deneyelim şansı. Niye öyle oldu ya? Tekrar deneyelim. Galeriden attı herhalde. Evet evet, galeriden attı. Neyse olsun, artık yapacak bir şey yok. Şimdi hanımlar, sizin aklınıza gelen bir şeyler var mı hiç? Bak buraya. Bir fotoğrafınızı çekelim de. Ay bir dakika de. Yılmaz Bey. Çekilin çekilin. Nasılım? Peynir. Çok güzelsin. Özge'nin konuşması böyle değil normalde. Gayet normal akıcı konuşuyor. Ay şimdi olmuş durum. Şu an bilerek böyle şey yapıyor. Yani abi ben nasıl yaparım falan bilerek böyle yapıyor. Böyle değil normalde sesi. Aa niye böyle oluyor? Böyle değil normalde Özge'nin ses şeyleri. Bir de ben deneyeceğim ya. Hangi tuşla fotoğrafı çekiyoruz acaba? Telefonun. Ben karıştırdım mı? Galeriden mi atıyorum? Telefonun ortasında kocaman bir tuş var, Enter diye. Ondan. Evet evet. Tamam. Ama... Yo, doğru yapıyormuşum. Galeriye girmemişim o zaman. İşte bazen sorun yaratabiliyor. Senin hiçbir suçun yok. Bana da oldu aynı şeyler. Teknolojik sonuçta bozulabiliyor aletler. Salak kız rapesi değil de şey Değilmiş. Böyle hani biraz daha nazlı, biraz daha sistemli. Anladın mı? Nasıl? Frevik ikinci iki, için çok teşekkür üç, ederim. Peynir Dur, diyoruz. Kızları üstüreyim. Frevik ikinci için çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiniz. Soner Şahin, onu okumuştum. O kadar. 2 saatte bu mu geldi lan? Püüü chat. Frevik ikinci ay için çok teşekkür ederim abi. Hayatını gördüm. Kızlar iyi misiniz? Ay. Ya fotoğrafı Yeni biliyorlar. Telefon alma vakti gelmiş galiba. Şey Zingi galiba haritalar uygulamasını çekip atmış. Evet. Evet ya. Karnım ağrı girdi gün meydan. Apple önerir. Onlar iyi çalışıyor. Of, bir tweet atayım. Yılmaz Bey, bir siz de denesenize. Ben tabii şöyle arkama doğru gelin. Bu da olmaz. Sen artık test edelim. Ben şimdi size söyleyeceğim. Rezil olduk. Ay bir de çok kötü çıkmışım yani terzinin ortasında. Güzel miyiz? Çok güzelsiniz. Nasıl? Şöyle biraz gülümseyin. Peynir diyelim. Peynir. Oh be. Ay ben bakamamışım ya. Bu oldu. Fena olmamış aslında. Böyle hani uzaklara dalıp gitmiş çok gibi. Çok güzel. Ya doğal halimiz gibi. Haberim yokmuş ben, gibi. Evet haberiniz yokmuş gibi çıkmış. Ben biraz kötü bakmışım sanki ama. Ama güzel güzel. Ekiple. Ay çok güzeliz Rüya. Ekiple set arası yazdım. Ah çok güzel oldu. Bu galerici beyin işi uzun mu acaba ya? Faruk Bey mi?
Faruk Bey yokmuş, bu yerine biri bakıyor galiba. O zaman şöyle yapalım, önce kıyafetleri ayarlayalım. Biz sahnede bir an önce başlayalım. Tamam. Tamam. Poreyo! Üçüncü ay! Kutlu mutlu olsun. Çok teşekkürler. Şimdi size bir makyaj kıyafet. Ya şimdi nasıl bir kıyafet ve makyaj düşünüyorsunuz film için? Şimdi bir zengin kızımız var. Ya Gündüz oldu. Ariane markaya binebilir. Çok sorun yok. Esmez bu saatte. Ay ama eteği var. Eteği var. Altı gözüküyor. Arya. Dur bakmayalım. Arya. Ya var ya, bir şey söyleyeyim mi? Biz köye giderdik de böyle arabalar. Sorun değil, ben bakmam, kapatırım gözlerimi. Yalnız şimdi etekle öyle oturma. Tabii işte yani hani... Yani öyle bir bünye alışmış kendine. Tabii aynen işte. Bir de şu şey, çok güldük ya. Ay ben şu eteği değiştirip bir an önce short mont giymem gerekiyor. Şimdi kıyafetleri şöyle yapacağız. Zengin, fakir hanginiz, karar verildi mi? Evet, ben fakirim. Ya bana fark etmez. Tamam. Arya Hanım daha böyle. Ah, konuşamadım Arya Hanım. Yanınızda heyecanlandım. Yanınızda ben biraz heyecanlanıyorum. Ay bugün çok güldüm. Arya Hanım'a daha böyle hani şey kıyafetler. Daha böyle salaş. Daha böyle bir evet. Hani halktan biri. Yani sıradan bir hanımefendinin süpermarkete gidişi gibisinden. Şimdi size de Rüya Hanım. Daha böyle janti, daha böyle zengin içi, biraz böyle çılgın olabilir. Hani zengin olduğunuzu belli edecek. Böyle businesswoman tadında böyle gömlekli etekli bir seçim olabilir. Tamamen size kalmış. Ondan sonra da buradan bir kuaför makyaja gideceğiz. Ben onlar için ikinize de şimdi şeylerinizi vereceğim. Ödemelerinizi yapacağım, harcama yapmanız için rahat rahat. Tamam, makyajı nasıl düşünüyorsunuz? O size kalmış. Böyle yoğun yani, mu yoksa hanımların sade işine, mi? Hanımların işine karışılmaz. Ay, yani sizin yoğun şey olabilir. Buyurun, buyurun. Ben makyajımı hiç değiştirmek istemiyorum. Böyle kalsın. Tabii saçım sizin rolünüzde zaten böyle kalsa da sorun olmaz ama hani Rüya Hanım için zengin ya. Tabii hani o zengin. Evet. Tamam. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben saçımı öreyim mi? Sonuçta şey... Ay ör, benim de örülü. Şimdi... Bir dakika ama şimdi Rüya, sen zengin olacağın için sen topuz falan yaparsın. Bu size kalmış ama yani. Ama fark etmez. Siz hanımların dilinden daha iyi anlarsınız gibi benden. Aynen, biz onu Rüya ile konuşuruz. Tamam. Hadi şimdi gel, gel. Ben şimdi ben pantolon mu giyineyim, şort mu? Şimdi ben size öncelikle şirket bütçesinden yaklaşık bir 750'şer dolarlık adam başı bir ödeme geçeceğim. Bütün lütfen masraflarınızı bunun içerisine tutmaya çalışalım, olur mu? Tamam. Hesap numaranızı bir alabilir miyim? Telefon, mobil bankacılıktan PayJap yöntemiyle öğrenebiliyorsunuz. 33 benim. Ya benim 2. 2. Ama değişmiş sanırım. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Halbuki öyle bir şeye başvurmamıştım bankadan ama. Bankalar günlük olarak bunu değiştiriyor, güvenlik önlemi olarak. Yolladım ikinize de. Tamam. Bankanızı kontrol edebilirsiniz. Tamam. Şimdi bu hangisi bunların açık giyim dükkanıydı acaba? Bu değil. Az daha ileride sanırım. Evet. Ay köpeğin tatlılığına bak. Biz bir sokak önce durmuşuz. Hanımefendi köpeğin peşine gitti ama. Ay o kadar tatlıydı ki. Heh. Ay burada da var. Köpüş. Bu mahallelerde çok fazla oluyor böyle. Çivavalar olsun. Çok tatlı. Cooker olsun. Ay çok tatlı. Hanımefendi köpeğinizi unuttunuz. Evet valla, bir alın onu. İsterseniz gidelim. Hadi bakalım. Hanımefendiler,
Kızlar. Kızlar. Selfie çekiyor galiba. Tamam, siz çekin selfinizi Rüya Hanım. Yılmaz Bey bizden bıktı. Yok estağfurullah ya. Buyurun. Nerede kıyafet dükkanı ya? Az ileride. Bir sokak erken park ettim. Buranın önünde park yasağı oluyor genelde. Çekebiliyorlar. Kızlarla çalışmak hakikaten. Evet burası. Şimdi ben nasıl bir şey giyineyim? Burada da fakir kıyafeti bulmak çok zor olur. Vardır. Burada her koleksiyondan var. Burada her koleksiyondan var. Şimdi nasıl şöyle, bir şey giyeyim? Şimdi böyle zenginliği yansıtan yani gördüğünüz zaman bu zengin diyeceğiniz süre. Ben arkamı dönüyorum. Siz bana bak dersiniz. Tamam. Arya bana yardımcı olur musun? Aa, dur, bunu ben sana yardım edeyim. Şu kürk olabilir ama beğenir mi acaba Yılmaz Bey? Yılmaz Bey. Yani, siz giyindiğinizde dönün diyeyim ben arkamı döndüm. Yılmaz Bey bir bakın. Şöyle bir bakar mısınız? Bu nasıl? Bakayım. Bu mont? Bakalım şöyle. Aslında hiç fena değil. Hiç fena değil. Gayet iyi. Evet. O kırmızı sarısı da bayağı zenginlik gösteriyor bence. Ben şunu daha çok beğendim. Böyle evet, leopard desenli. Çok güzel bu. Bayağı zenginlik yani. Benim yanımda para yok arkadaşlar. Aynen. Kür. Aynadan görüyor ya. Altına bence şöyle mini bir etek falan mı acaba? Etek mi topuklu diyorsun? Topuklu ayakkabı şart. Tamam. Ayak. Önce tam şey etek bakayım. Gerçekten gerçek hayatta yaşadığım şeyi şurada yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi ya. Böyle 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 böyle. Bu da leopard takım oldu ama böyle 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 böyle. Rengi var mı? Efendim. Alo. Alo buyurun. Tatlım siz neyin prodüksiyonunu çekiyorsunuz bakalım? Reklam olsun efendim, kısa uzun metraj filmler olsun. Talebe göre değişiklik gösteriyor. Ne için aramıştınız? Yılmaz ben. Ben Filiz tatlım, selamlar. Merhabalar kısa Filiz'im. Ne kadar bunların ücretleri? Değişiyor paket program olarak. Ne tarz bir iş için sormuştunuz? Oyunculuk olarak mı yoksa bir ünlünün ya da bir kişinin tanıtımı şeklinde mi? Oyuncu alıyor musunuz? Oyuncu alıyorsanız olmak isterim tatlım. Şu anda oyuncular bulduk ama tabii ki aklımızda isimler tutuyoruz. Ay tamam tutuyoruz ama kaydetmeyin tamam mı? Tamamdır. Tamam. Bir de ben buyurun. Böyle çok her yerde gözükmeyen bir reklam istiyorum anlarsın ya sen. Hani bazı kişilerin yarışabileceği. Öyle bir şeyler yapabiliyor musun sen? Tabii ne tarz? Yani benim satmam gereken bir şeyler var ve bunları almak isteyen insanlar da vardır elbet. Evet. Bunların bir şekilde bir gizli bir reklamını yapabiliyor muyuz tatlım? Tabii yaparız. Her türü var bizde. Ay tamam. Anlıyorum. Bana o zaman sen bir ara bir fiyatlarını yaz, bir de oyuncu lazım olursa ara beni tamam mı? Bütçeyi söylerseniz bütçeye göre biz kendimiz presentable bir şekilde hareket edebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. 7000. Evet, küçük bütçeli reklamlar tam onu diyecektim. 5000-10000 aralığında değişiyor. Oyuncu isteğine ya da işte efendim ekstra seslendirme isteğine göre. Büyük bütçeli reklamlar da 20-25000'den başlıyor. 20-25000 tatlım büyük sen ne yaptın? 20-25000'i kim bulmuş bu zamanda? Şu anda mesela yapıyoruz bir tane 50-60000'lik bir prodüksiyon. Aa ne güzel. Oyuncu olursa evin tamam mı? Tamamdır. Sizin iş için de siz bana detayları yollayın. Buluşalım bir konuşalım bu çekimler bittikten sonra. Tamamdır. Sen müsait olunca mesaj at bana. Ben sana bir buluşma yerini atarım. Tamamdır. İsminiz neydi acaba tekrar? Filiz. Filiz Manukyan. Filiz Manukyan. Tamamdır. Hoşçakalın. Yani herhalde budur. Seçtiniz mi acaba? Pardon Yılmaz daldım Bey, bir an odaya ama. Aa harika. Buyurun buyurun. Harika olmuş. Harika olmuş. Biraz kokoş böyle. Çok iyi çok iyi. Çok güzel tamam olmuş. Tamam o zaman. Evet. Şimdi ben fakir kıyafeti bulacağım. Evet Arya Hanım. Aa yani eldivenler olmadı ama. Fakir kıyafeti demeyelim de. 7-8 numaralı eldivenlere bir bakın isterseniz. Bu fakir kıyafeti demeyelim de.
şey diyelim. Böyle salaş. Daha böyle halktan. Salaş. Şimdi mesela halktan, böyle atıyorum tamam, bir beach'e uygun giyinmişsiniz. Alta bir mini etek, üstte kot ama bir şeyden bak. Yani çok hoş, çok göze hitap eden ama tam aradığımız o hani oyuncunun profiline uygun değil. Hani biraz daha şey böyle. Yok, bu zaten üstündeki kıyafetti. Ha evet. Siz işte benim üstündeki kıyafete hiç mi dikkat etmediniz? Yok ettim işte, ben hani bunu şey anlamında hani güzel anlamında. Ben gözlerinizden ha, gözlerimi alabiliyor muyum ki kıyafete dikkat edeyim Arya Hanım? Alemsiniz yani. Yani işte öyle hani salaş durum. O zaman ben yani hemen bir şeyler giyineyim. Şort falan giyineyim. Üstüme de şöyle bir tişört çekeyim. Tamam. Tabii. Ben böyle tamamım o zaman. Yılmaz Bey bir bakın. Aynen böyle gayet güzel. Eklememi istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Enter tuşuyla. Tamam. Aynen tamam, mobilinizdeki enter tuşuyla da ödemeyi yapın. Siz harika oldunuz. Yılmaz Bey arkanızı döner misiniz? Çok özür dilerim. Bele 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 bele. Bele 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 bele. Efendim. Alo. Efendim. Yılmaz abi. Efendim. Beni tanıdın mı, ben Latif? Tanıdım Latif'im, kaydetmişim. Yani Twitter, Twitter'da biraz önce bir şey gördüm de reklam falan çekiyorsunuz galiba. Hani ben arayacaktım abi. Şimdi Latif'cim ben de seni tam arayacaktım. Latif'cim bir reklam filminde oynama şansım var ama bütçesi yok. Bütçesi yok derken abi? Yani şimdi bu ilk aldığımız işlerden olduğu için hani çok düşük bir ücret veriyorlar. Prodüksiyona gidecek bütçesi. Bütçesiz bir şekilde oynamayı düşünür müsünüz? Hani bir başlangıç olsun anlamında. Abi sonradan para kazanacaksam olur ama. Yani şöyle bir şey. Çok düşük bir bütçemiz var. Ondan söylemeye dilim varmadı. $100 gibi bir şey. Ama diyorsanız ki tamam olur. Tamam abi tamam, ben ünlü olma. Beni ünlü yapacak mısın abi? Sen bana onu söyle. Yani o sizin yeteneğinize bağlı. Ama aşırı oyunculuklar istemiyoruz yani. Daha basit. Tamam abi. Tamam abi. Aracınız var mı acaba sizin? Abi benim aracım yok ya. Şimdi marketteydi keskin abilerle falan. Sen bir buraya beni alır mısın yani benim? Ben seni bir alırım da sen bir keskine bir sor bakalım. Bir şahsi bir araç ayarlayabilir miymiş? Tamam. Öyle tamam yaparsa abi, ben de $100 ödemeyle seni de oynatayım. Tamam abi tamam. Hadi kolay gelsin. Tamamdır. Serdar Kaan kimdi? Şey miydi? Çekim yapacağımız mı? Bu şey neydi? Keskin. Keskin abi. Yanındaki olan adadı. Latif. Bir prodüks, bir oyunculuk istiyormuş. Eğer sana da bir uyarsa. Bir Yılmaz araç Bey. Ayarla çocuğa. Kim alalım? Buyurun. Bir bakın isterseniz. Arya Hanım geliyorum ama sıkıntı olmasın. Buyurun buyurun. Yılmaz Bey bakın bir nasılım? Üst çok güzel, şort biraz iddialı olmuş. O zaman böyle kapri gibi bir pantolon şey mi baksan? Yani böyle işte daha böyle hani böyle ev hali ama hani evde böyle kapriler vardı. Yani ev hali ama evde biz oturuyoruz gibi bir hal değil yani. Ben mesela biz olsak tamam, böyle bir hali tercih ederim ama daha hani böyle bir presentable. Anladım. Anladım. Tamam o zaman. Ben sizi azarlamadan arkamı bir döneyim. Evet. Uzun etek ama üstüne yakışmaz ya. Şu nasıl? Şu. Bu güzel. Bak bir renklerine. Ben de bakayım mı? Evet baksın. Bu güzel. Bu olsun. Değil mi? Evet bu. Bu tarz. Tamam. Seçtik. Siz de ödemenizi bir onaylayın. Ben dışarıda ikinizi de bekliyorum. Tamam. Sizi yürüteyim, ben aracı alayım geleyim, olur mu?
olur. Tamam bir. Ben duyamadım efendim. Tamam. Şimdi. Şimdi bildiğim bir kuaför var. Sizleri bir oraya götüreyim. Tamam. Tamamdır. Orada hemen bir saçları, makyajları artık kendi kararınız nasılsa. Bütçeniz ne kadar kaldı biliyorsunuzdur zaten. Hı hı. Bir tabii, ayarlayın tabii. Orada. Bunu tamam. İzleyebilirim herhalde değil mi Arya Hanım? Tabii tabii. Tabii tabii bunu izleyebilirsiniz. Yüksekten olanı vardı böyle kâküllü mâküllü. Aynen. Bak az bu önce. Mu ya? Bu mu? Bu değil, bu değil. Bu kötü ya. Yok bu da değil. Bu gerçekten da değil. Şunu bak gerçek hayatta en sevmediğim şeylerden biridir şu. Saç da yakıştı. Oyunda da yaşadım ya. Oyundaki hayatımda da yaşadım yani. Yok bu benim. Ay az önceki bu. Evet, saç modelini evet, ben çok severim. Özel günlerde direkt olarak bunu yaptırırım. Şu an durdum bekliyorum yani. O zaman makyaja da bir bakayım. Ben biraz daha böyle cart bir renk sürmeyi düşünüyorum ruj olarak. Annesi, böyle ablası, sevgilisi. Ya, ömrüm şunları nasıl bekleyerek geçti ya. Chat açık görüyorum yazdıklarınızı. Şöyle koyu bir kırmızı. Nasıl? Kızlar bunları düzeltmeye para vermiyor. Kayıtlı. Direkt geri dönüp kullanabiliyorlar. Ha. Çekmez herhalde. Geçecek misin? Şunu halledelim. Tamam. Böyle koyu bir kırmızı ruj sürdüm. Böyle gösteriş küpeler taktım. Bu kadar. Tamam. Mikrofonu mu kontrol edeyim? Mikrofonda bir sorun yok ya bu arada. Yılmaz Bey nasıl oldu? Doğruysa. Harika. Ay teşekkür ederim. Ay bu örgü çok tatlı. Yap. Saç rengini değiştirecek misin? Tamam. Yılmaz Bey? Ay selfie çekelim. Set hazırlıkları yazarım. Heh süper süper. Beni kimse tanıyamayacak. Buyurun gidelim isterseniz. Arkama bir gelsene. Selfie çekeceğiz. Yılmaz Bey. Ben de mi geleyim? Evet. Gelin. Çekiyorum. Peynir. 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 Ay oldu mu acaba? Ya of. Oh
mükemmel valla. Ay Yılmaz Bey, siz çeksenize, sizinki bozuk değil. Olur, sizin galiba galeriden bir fotoğraf gitti. Evet ya. Şöyle arkama geçin hanımefendiler. Çıkıyor muyuz? Evet, peynir diyelim. Peynir. Peynir. Aynı anda peynir. Peynir. Harika. Çok bakayım, güzel oldu. Set hazırlıkları yazmış ya. Buyurun. Şu marketin oraya bir gidelim. Oyundaki şiveni kaybediyorum. Ya evet ya. O beni çok zorlayan bir şey biliyor musun ekstra? Ay Yılmaz Bey, çok iyi oldu size iş ayarlayabilmem ya. Çok mutlu oldum gerçekten. Ben de sizin gibi güzel hanımefendilerle birlikte bu işi yaptığım için çok mutluyum. Ay teşekkür ederim. Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. Efendim canım. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Abi bana bir konum atarsan ben geliyorum da, araba buldum. Bu Keskin Bey sizle birlikte değil miydi? He. Evet evet, Keskin Bey birlikte. Keskin abi şu an biraz dinleniyor. Tamam. Ben sürüyorum arabayı. Tamam. Tamam abi. Ben vardığımda atacağım. Onunla konuşuyordum. Vardığımda atayım. Tamam, tamam abi, tamam abi. Allah'a emanet. Yılmaz kızları görünce yumuşadı ya direkt. Yar ben Playboy'un ta kendisiyim. Arya Hanım. Şimdi ben bagajdan bir kamerayı alayım. Çekime baş. Evet evet, başlayacağız. Tamam. Bize replikleri söyleyebilir misiniz? Bir not alıp çalışalım. Henüz ben de bilmiyorum. Anlık olarak bu beyefendinin dediği konulara uygun bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle yanıma alayım. Ya böyle şimdi galiba marketin ismi B202 olacaktı. Evet, B202. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. B202'ye böyle düşünüp kafiyeli bir replik bir şey bulsak, sanki slogan tarzı. Slogan olarak ben nasıl şey olur gibi düşündüm. Herkese her şey. Herkese her şey. Evet. İlginç. Yani daha güzel bir şey belki buluruz düşünürsek ama. Aklınıza gelirse mutlaka söyleyin. Ben şu bir oynayacak beyefendi vardı, ona da bir konum atayım. Yalnız ona ücret konusunda tamam, çok realistik konuşmadım. Biraz ısrarcı, iyi kişi olacak. Çok para aldığınızdan bahsetmeyin. Biz ücretsiz gönüllü olarak yapıyoruz derseniz. Tamam. Yani tamam. Kim bu arkadaş? Latif diye biriymiş. Ha.
Sen tanıyor musun Arya? Hayır, tanımıyorum. Bizim yani, bu daha öncesinde taksi işi yaptığımız Keskin Bey'i hatırlıyor musunuz Rüya Hanım? Hani size taksisini vermişti. Bana mı dediniz? Evet evet, size taksisini yani vermişti hani, hatırlıyor musunuz? Pardon, Arya dediniz. Bu Keskin pardon. Bey, yok Keskin Bey size taksiyi vermişti. Taksiyi verdi dediğiniz reklam filminden mi evet, bahsediyorsunuz? Evet evet, ondan bahsediyorum. Tamam. He işte oradaki o taksiyi veren Keskin Bey'in bir yakını olurmuş. Keskin Bey'le bu filmde bir yer alabilir miyiz acaba, bir görünsek olur dediler. Hani bize tamam o zaman, hani madem figüran olarak anlaşalım değil mi? Şimdi bütçeden de çok kısmak istemedim açıkçası, biliyorsunuz prodüksiyon işleri çok fazla getirmiyor. Ondan hani çok... O yüzden ücretsiz olarak mı çalışacak? Evet yani 100 dolar gibi bir şey konuştum beyefendiyle. Tamam. Evet hani çok şey belli etmezseniz. Yani hiç vermeseymişsiniz benzin parası. Ya zaten aynen. Ben bu konuyla alakalı yaptım. Keşke hiç. Efendim, yaptığınız işle alakalı kimseye bir bilgi vermiyorum. Çok soran çok oluyor güzel, ama. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Kimseye bir şey söylemiyorum. Çok güzel. Ben de söylemem. Benden sır çıkmaz Yılmaz Bey. Buyurun. Çekimlere geçelim yavaştan. Arkadaşlar gelirken. Efendim Latifçim. Yılmaz abi. Efendim. Ben birazdan geliyorum da şey, ben burada Ziya diye biriyle karşılaştım da kameracı lazım mı sana abi? Yok. Ekibe biri lazım yok, değil lazım Latifçim. Değil mi? Latifçim tamam oyunculuk abi, tamam yapacaksan aracınla bekliyoruz seni burada. Tamam yani, abi geliyorum ben, geliyorum. 15 dakika içinde burada olmazsan da biz gitmiş oluruz söyleyeyim. Tamam abi, tamam geliyorum, hemen geliyorum. İyi haydi. Tam da işte bir ne yapacağımızı öğreneyim ben de. Şimdi birkaç tane öncelikle bir dış mekan çekimi yapacağız. Hani mekanın görünmesi açısından. Şimdi sizden ricam, biriniz burada. Şu kutuları kaldıramıyor muyuz? Kutular kalsın, kutular kalsın. Doğallık katıyor. Şimdi siz burada durun. Siz burada durun Arya Hanım. Sizi de karşıya alacağım şimdi, tamam mı Rüya Hanım? Bekleyin, bir konuşma tamam yapayım. Sonrasında tamam. Ben 3-2-1 motor diye söylediğim zaman, ben motor dediğimde siz yürüyeceksiniz. Doğal bir çekim olacak. Hani mekanın dıştan görüntüsü, önünden de müşteriler yürüyor gibi. Önünden hı-hı geçip gideceksiniz. Sonra bir tane de girerkenki plan alacağız. Ama durmayın. Yani siz Rüya Hanım şu sokağın kapıdan kadar yürüyün. Kapıdan yürüyüp geçeyim. Evet, siz tamam. Böyle sonra yürüyeceksiniz içeri girerken normal. Bir sahne an, daha. Evet, şu an benim olduğum yere kadar yürüyeceksiniz dur dediğim yerden. Tamam. Siz de Arya tamam Hanım peki, buradan. Tamam, sizi geçeyim mi biraz? Evet evet, yani kadrajdan çıkmanız gerekiyor. Tamam. Siz ben de, buradan nereye kadar yürüyeyim? Siz ya de aynı buradan, anda ters aynı yönlere anda yürüyebiliriz. Evet, ters yönlere yürüyeceksiniz zaten. Siz de tamam buradan şu az ileride tamam çalılıklar var, görüyor musunuz? Hemen yol bitiminde. Tamam, çalılıklara kadar. Ben tamam güzel bir açı bulayım. Tamam. Ben de oradan geleyim. Evet evet. Tamam. 3-2-1-3-2 bitirişi, B202 iyi ve halk işi. O da bir üç iki bitirişi, 202 ve halk işi, 202 iyi ve halk işi, 202 iyi ve halk işi. Dur onu buluruz, onu yaparız, onu yaparız, onu şey video yaparken yapacağız bu çekimler için. Sesimi alıyor musunuz acaba? Alıyorsanız ellerinizi kaldırabilirsiniz. Şimdi oradan duyamıyorum ama. Tamam. Şöyle yapalım. Şu an sesimi alıyor musunuz Rüya Hanım? Evet. Tamam. Ağacın arkasına aynen 3-2-1 motor diyeceğim. Ben 3-2-1 motor dediğim tamam zaman aynı anda ikiniz de yürümeye başlıyorsunuz. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Işıklar, kamera, 3-2-1 kayıttayız. Yürüyelim. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Birbirimize hiç ilgimiz yok. Geçelim dükkan önünden rastgele. Beyefendi çok doğal oldu. Beyefendi de geçsin. Harika. Harika. Şimdi bu çok güzel oldu. Bir iki tane de iç mekan alalım. Tamam. Tamam. Şimdi bu zengin rolündeki Rüya Hanım, siz burada bu tarafa, bu çorba reyonlarına doğru yaklaşın iyice.
Ben? Burayla burayla bu çorbalarla Rüya Hanım. Bunların yanında durun. Bunlara doğru alıyormuş gibi. Elinizi uzatabilirsiniz istiyorsanız çorbalara doğru. Evet, doğal olsun. Ya aslında şey mi yapsak? Ben kola falan içeyim, öyle çekelim. Onları da çimenden hani çekimini alacağım. Gündüzü beklememiz gerekiyor ya. Tamam. Ben de deterjanlara bakayım bence. Çünkü halktan olan kişiler genelde evlerini sürekli... Böyle nasıl? Sizi ben daha çok meyve sebzeyle düşündüm. Tamam, o da olur. Erik gibisiniz maşallah o anlamda. Şimdi ben Rüya Hanım'ın bir sahnesini alayım. Rüya Hanım, sizi reyonun başına alayım. Şöyle nasıl böyle? Böyle harika, böyle harika. Sizden replik alacağım bir de burada. Tabii, ne söyleyeyim? İyi ki buradan alışveriş yapıp... Latif miydi? Selamun aleyküm abi. Aleyküm merhaba, selam. Merhaba, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Canım şöyle seninle ilgili de bir planım var. 2 dakika şu bira reyonunun orada bekleyebilir misin? Keskin abi hoş geldin. Şu bira reyonunun orada bekleyebilir hoş bulduk, misin? Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçin ben abi, geçin içeri. Bilmiyorum. Bu bira reyonunu oraya alalım. Biz çekimler devam ediyor çünkü. Ben de oynayacak mıyım? Olur abi, ona sana da bir rol yaparım. Şimdi tamam. Şu an fenlerle bir planlarımız var, onlar bitsin. Tamam. Tamam, bana soracağım şeyi söyleyeyim. Ben sizi... de şu taraftan şöyle yürüyeyim, böyle bakıyormuş gibi, sonra çorba alıyormuş tamam. gibi. Tamam, sizi şöyle ATM'nin yanına alabilir miyim? Keskin abi, Latif Bey. Şöyle tamam. ATM'nin yanında olursanız, tamam, planla abi, çıkmasın. Tamam abi, tamam. Şimdi Rüya Hanım, plana uygun ilerleyelim. Şöyle yapacağız. Oradan geliyorsunuz, bir çorbaya uzanıyorsunuz, bir tane çorba alıyorsunuz. O size demin gösterdiğim raftan. Ardından diyorsunuz ki, iyi ki burada alışveriş yapıyorum. Her şey normalden çok daha ucuz. Bir tekrar edelim repliği. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey burada... Ay pardon. Her şey burada çok karıştı. Daha ucuz. Tamam. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey burada çok daha ucuz. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Çok iyidir Rüya Hanım. Tamam. Beyefendi, sette sessiz olursak. Özür dilerim Yılmaz abi. Özür dilerim. Şimdi hanımefendi bir tane prova alalım kayda girmeden. Sayıyorum. Tamam. Bir deneme yapalım. 3, 2... Gerçi siz doğru zengin hanımefendiydiniz. Şey diyelim. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Aradığım her şey var. Ya da böyle kalite tarzında bir şeyler de olabilir. Şimdi siz biraz daha zengin, biraz daha hani aradığı özel ürünleri, mesela işte atıyorum yurt dışından getirme ürünleri arayan olduğu için... orada zaten şimdi kadrajdan görüyorum bu şeyler var. İtal ketçaplar, meçhaplar var. Hani onlar biraz daha biliyorsunuz daha presentable. Hani yoksa diğer halk niye gitsin onları alsın? Bir ses sorursanız beyefendiler, sette sessizlik. Sette sessizlik. Şimdi ya keskin sus ya. Şimdi ben söyleyeyim. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Aradığım her şey var. Aradığım her şey burada. İkisi de olabilir. Burada yani var. Size nasıl daha uygun geliyorsa kendinizi rahat hissedin. Hazırsanız tamam, bir deneme çekimi alalım. Tamam. Deneme çekimi için son 3, sessizlik, 2, 1, akış. Kameraya doğru dönüş. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Aradığım her şey var. Tamam, kamerayı dönmeyi unutmayalım. Bir deneme daha alalım. Tamam. Tamam. Yerinize çok geçin tekrardan. Çok iyiydi. Başlıyorum. Hazır mısınız? Kameraya dönmeyi lütfen unutmayın. Yani önce ürüne tamam, doğru dönüyoruz. Tamam. Elimizle alır gibi. Sonra kameraya dönüyoruz. Ve repliğimiz. Yani kameraya tamam. döndükten sonra repliğimiz. Sıralamayı unutmayalım. 3 tamam. sessizlik. Deneme çekimi 3. 2, 1. Buyurun akış. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Aradığım her şey burada. Harika. Mükemmel. Tamam. Bunu ben tamam. test için almıştım ama teste bile gerek kalmadı. Bu çok güzel oldu. Tamam, süper o zaman. Şimdi sizin ay, bir teşekkür ederim. Zaten sakin, sakin. Sizin bir çekiminiz var. Sizi bu meyve sebzelerle birlikte yaklaşın meyve sebzelere. Böyle tezgahın tam önünde durun.
Evet, şimdi o şekilde evet, duruyorsunuz normalde. Yani. Ardından bana doğru dönüyorsunuz. Bana döndükten sonra repliğinizi söylüyorsunuz. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey normalden çok daha ucuz. Diğer marketlerden daha ucuz da olabilir. İyi ki alışveriş yapıyorum. Her şey normalden çok daha ucuz. Ya da böyle diğer marketlerden daha doğru öyle bir şey istemişti. Aynen. Tamam. Bir daha o şekilde bir tekrar edelim. Önünüz dönük normalde, önünüz dönük. Tamam. Meyve sebze alışverişindesiniz. Bunlar akşam için. Önünüzü döndünüz, cümleniz. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey burada, diğer marketlerden daha ucuz. Biraz daha canlı söyleyebilir miyiz böyle? Çok güzel, harika. Ama şey yapabilir miyiz? Biraz daha enerjik söyleyebilir miyiz? Bir kayıt denemesi tamam, daha alalım. Tamam. Önünüz dönük olsun. Evet, 3-2-1 deneme. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey burada, diğer marketlerden çok daha ucuz. Çok güzel, harika. Şimdi asıl kayda geçeceğiz. Bir telefonum çalıyor, bir ona bakayım. Oğlum dur. Efendim? Alo, Yılmaz Bey. Buyurun. Hatırladınız mı beni? Yok, kimdiniz acaba? Gerçekten benim kaydetmediniz mi beni ya? Reklam çektiniz bana bu kadar. Bu kadar mıydı? Çok özür dilerim. Çok. Şu anda şey miydi? Hadi bakalım. Kaan. Cem. Cem. Aa, şarap. Evet. Evet. Cemcim, hatırladım. Nasılsın ya? Kusura bakma, benim kafam çok iyi ya. Sizi sormalı. Ya bari kaydedin de gözünüzü seveyim ya. Kaydedeyim. Bu şey izlediniz mi ya? Reklam filmini bizim çok kurgu çocuk yükledi. İzlediniz mi? Yok. Ben de onu soracaktım. Ne yaptınız o işi diye. O yüklendi. Ben şimdi bir çekimdeyim. Nereden izliyorsunuz? Siz bana bir mesaj atın. Bizim o kurgucu çocuğunu, o Zafer'in YouTube adresine attık. Ben size o adresi atayım, oradan izleyin. Tamamdır. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim de. Kolay yok, gelsin yok, size. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Şimdi çekimdeydik, ondan dolayı böyle oldu. Tamam. Tamamdır. Ben sana bizim patronun numarasını da atacağım bu arada. O da bir konuşursunuz onunla da. Şarap patronu. Bu soyadı Böcek olan mıydı? Aynen. Konuştum. Kendisiyle de konuştum. Siz bana bir mesaj atın, kim olduğunuzu hatırlatma mahiyetinde. Ben bu çekim bittikten tamamdır. Sonra bir arayayım, tamam mı? Tamamdır, hadi görüşmek üzere. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Bu da ayrı bir yetenek yani. Kutum vardı. Keskin. Bak, kaldım böyle. Oğlum. Ama. Ellerini kaldır bakayım bir ellerini. Ellerini havaya kaldır bir. Keskin abi. Rüya Hanım diyor ki. Abi yapamıyorum. Şu keskin arkadaşı bir dışarı alır mısın Keskin abi? Allah aşkına sen. Sana güvendim, çocuğu getirdim. Latif gel. Latif. Ya Keskin, dışarı bir Latif. Latif dışarı. Allah kahretsin ya. Latif. Ay Allah. Oğlum. Bir de dükkana zarar verdi. Allah'ım yarabbim ya. Latif Bey, neye tikiniz var bu arada? Bir Latif Bey'i dışarı alalım. Latif. Canları gel. Sen şunu böyle bir uzağa götür de bir çekimi bir yaparken sıkıntı yaratmasın. Tamam. Sakinleşecek. Allah kahretsin Keskin seni ya. Allah kahretsin Keskin seni ya. Lan ben ne yaptım? Çık. Hadi oğlum. Sen şey yapsana bir. Abi bir onu bir uzağa götür. Şey yapsana bir. Ben anlamadım. O da böyle kaldı. Ellerini kaldır bakayım bir de ellerini. Kiskasının ellerini kaldır bir. Abi sen de bunu kayıt alıyorsun. Bu kadar faydana yaralı. Kayıt almıyorum. Kamera kapalı. Git diye bekliyorum. Heh. Abi. Ben sana bir tane vurayım mı? Belki düzelirsin. Vursana bana bir tane ya. Kendime geleyim. Düzeldin mi? Ne yapıyorsunuz? Düzeldin mi? Kendine gelsin diye bir tokat attı da. Ot gelemez. Düzeldin mi? Hiç iyi film ya. Ben kaldım böyle. Allah Allah. Şak bir yerden ses çıkıyor. Abi al götür bunu Allah aşkına abi. Al, yürüyemiyor da ki şey yap, alkışladığı için. Ben ne ittireyim şöyle arkaya. Repliği de unuttum ben ya. Ne yapacağız abi? Ama setin ortasındayız ya. Allah abi. Ama setin ortasındayız ya. Uyusam İndir bakayım. Ha. Ay ne adam ya. Allah Allah. Şimdi...
tekrar bir alkışlamayı denedin mi hiç? Ya da başka alkış falan. Hafif alkışlamayı denedin mi? Herhalde uykuya daldı. Latif. Şimdilik ses olduğuna göre. Arya Hanım. Yalnız alkış sesi geliyor ama. Evet. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum ne yazık ki. Sizi tekrar sebze meyvenin oraya alayım. Şöyle dedik, şuradan böyle bakınarak yavaş yavaş yürüse, böyle gelse, ondan sonra meyvelere bakıp aynı benim yaptığım gibi sonra dönüp şimdi kameraya rakip söylese. Şimdi öyle yapınca oyunculuklar çok doğal olmuyor biliyor musunuz? Yani böyle şey gibi oluyor, hani sırf öylesine yapılmış gibi oluyor. Yani hani benim rolüme ki, doğal değil mi dediniz? Yo, sizinki çok güzel oldu ama şimdi bu meyve sebze alacak ya. Şimdi düşünün, paranız yok, markete gelmişsiniz. Diğer ürünlere bakar mısınız? Alacağınız şeyi alıp çıkarsınız. Yani doğal olmaz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Kapıdan girsin, direkt meyveye yönelsin. Bakıp ondan sonra kameraya dönüp repliği söylesin. Rüya Hanım, prodüksiyon işine çok şey yapmasak, prodüksiyona çok karışmasak. Ya fikrimi söyledim sadece. Yo, tabii ki tabii ki, ben anlıyorum fikrinizi, tabii ki söyleyebilirsiniz ama. Yılmaz Bey, bu arada galiba şeyin bilinci kapandı. Ben bir tane yumruk atsam kaçar mı acaba buradan? Bir dene bakalım. Bilinci kapandı gibi onun. Allah, ne oluyor? Ananı aldım. Otomatik dövüş modunu almış tamam, galiba kendini. Tamam. Herhalde tamam, neyse kaçtı gitti kendisi, tamam. Siz bana alamadınız değil mi? Ben bilmiyorum. Öyle bir... Ha, kusura bakmayın. Düzeldin mi? Kusura bakmayın. Ha, tamam, sözleşinizi yapın Yılmaz Bey. Yılmaz tamam, abi. Yani, kusura bakmayın, sizin kreatif yönünüz ön planda. Biliyorum, çok teşekkür ederim. Siz ne diyordunuz? Bir, ben sizin önerinizi bir ciddiye alayım isterseniz. Yok, gerek yok, önemsiz zaten. Yok çok şey, önemli. Rüya çok güzel. Çok önemli Rüya Hanım, lütfen tekrar söyler misiniz? Ya dedim ki kapıdan girip direkt meyve sebze reyonuna yönelip oradan bakıp sonra kameraya dönüp repliği söylesin. Fikir harika ama demin kapıyı kırdığımızdan dolayı hoş bir görüntü olmayabilir. Tamam. Abi kusura bakma, benim tikim vardı yani, ne yapayım abi? Tamam yani, şu kenarda durun şey Keskin ya. Abi gözünü seveyim, bak çağırdım, pişman etme ya. Vallahi ben de böyle yapacağım diyordum ama şey, sen rahat ol, bir şey yapmaz. Efendim canım. İyisin değil mi? Arya Hanım. Şu da benim üstüme atma Allah Allah. Boşver ya. Bence sen daha iyi anlıyorsun bu işten aramızda. Nereye? Latif nereye? Arya Hanım. Dedi mi? Benim kulaklarım keskindir biraz yalnız. Yağmur ya. Yağmur ya. Ya şey yapma. Ben hanımefendinin zaten önerisini ciddiye aldım. Prodüksiyon aşamasında, sonrasında, post prodüksiyonda sıkıntı çıkmasın diye öyle dedim. Tabii ki Yılmaz. Yoksa tabii ki çok güzel düşündü. Tabii ki harika. Ya sonuçta biraz daha kibar olursanız, hani iş çok yapıyoruz özür biz. Çok size özür dilerim. Saygımızı... Az önce beyefendinin tikinden dolayı camı da kırdık. Şimdi onu da ekstra bütçeden düşecekler. Onun stresi oldu bende. Abi kusura bakma, veririm parasını yani. Ha? Niye böyle yapıyorsun ki sen ya Yılmaz abi? Latif öder onu. Şimdi ben öderim ya. Bu çekime ben geçelim peki, isterseniz. Artık şu... Aynen Latif Bey, gel ya. Şuraya geç de. Şimdi Latif, şuraya gel de rahatsız etmeyelim. Ne zaman önüme döneceğim size? Şimdi böyle bir sebze meyveye bir uzanın. Bir daha alkışa durma da. Oğlum sen çıkmış yapma. Tamam ya. Şimdi elinizi geri çekin. Sonra bana yüzünüz dönün. Sonra repliğiniz. İyi ki burada alışveriş yapıyorum. Evet, tamam. Her şey burada çok daha ay. Diğer marketlerden. Onu da diyebilirsiniz. İkisi de olur. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey burada, diğer marketlerden çok daha ucuz. Biraz daha böyle yüksek ses, biraz daha enerji. Bir son bir deneme alalım söyle cümleyle İyi ilgili. İyi ki buradan alışveriş Harika. Yapıyorum. Böyle mi? Tamam. İyi ki buradan alışveriş yapıyorum. Her şey burada, diğer marketlerden çok daha ucuz. Harika. Abi yanlış yeri çekiyorsun ya. Şimdi çekimi yapalım. Tekrar meyve sebzelere dönerseniz. Özür dileriz. Başlıyor muyuz? Evet. Işıklar, sette sessizlik. 3, 2, 1. Buyurun. İyi ki burada alışveriş yapıyorum. Her şey burada, diğer marketlerden çok daha ucuz. Tamamdır, kestik. Oldu mu? Çok iyi oynadınız. Evet, harikaydı. Evet, çok güzeldi. Şimdi şöyle bir saniye. Keskin abi, sen oynamak mı istiyordun?
Vallahi abi. Yani yer varsa oynarım, yoksa Keskin gerek abi, yok. Keskin abi, seni bir kasanın oraya alalım. Tamamdır. Ben de alışveriş yapan biri olayım Yılmaz abi. Lazım, seni kullanacağız, sen bir dur. Şimdi Rüya Hanım, Arya Hanım, sizi müşteri olarak kasanın önüne alabilir miyiz? Ben anlamadım, ben niye oynamıyorum bu şeyde ya? Şöyle, aslında böyle de güzel oldu, bir bakayım. Kasada da biri durabilir. Ben aslında bu kasayı kullanırım çekim için. Bu kasaya gelebilir misin Keskin abi? Çok daha İyiyim güzel. Böyle. Tamam. Ben bir iş tarafa gireyim abi. Çıkarsan biraz dar dükkanın için. Tabii geç buyur. Latifçim, seni tekrar bir kapının oraya ya da kadrajın dışına alabilir miyim? Ben öleyim abi zaten. Ben öleyim zaten. Yo, seninle de çekimimiz olacak. Dışarıda da yağmur yağıyor abi. Beklerim. Yo, dışarı zaten. Çıkma. Dışarı çıkma. Şu biraların oraya ya. Ya kıyamam. Üzüldü çocuk. Onunla evet da çekimimiz var sırayla. Şimdi Arya Hanım, sizi biraz daha sağa. Birazcık daha. Birazcık daha. Biraz daha. Evet. Şimdi Yılmaz, Keskin abi sen kasaya. Yılmaz Bey, şey diyeceğim. Bir dakika. He. Şey, benim yerime Latif al ya. Çocuk üzüldü şimdi. O gelsin. Ya onu şey yapacağım. Üzüldü. Onu müşteri gibi oynatacağım. Ama şimdi yok. Üzüldü ya. Tamam, müşteri ben olurum. Gerek yok. O şey olsun. Çok üzüldü şimdi. Tamam, çağır. İyi oynar ama. Tamam, çağır. Tamam. Latif! Latif! Hadi, oyuncu değişti. Geç kasaya. Latif Bey, gelin kasaya. Evet, tam o şekilde durun. Şimdi Rüya Hanım sizde. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir biraz daha sağa doğru. Evet, 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 durduğunuz yer harika. Latif Bey, kasanın önüne geçer misiniz? Bu diğer kasanın, bu... Abi ben... Böyle yaklaşırsanız biraz ama. Yok, onlar orada kalacak. Şimdi onlar size diyecek ki... hoşça kalın, gene bekleriz diyeceksiniz. Onlar da teşekkürler deyip gidip çıkacaklar dükkandan, tamam mı? Tabii abi, tabii, tabii. Aynı anda mı teşekkürler? Kızlar şöyle... ya böyle hani şey çıkarmış gibi, bir deneme alalım. Siz yine bekleriz deyin Latif Bey. Ardından hemen hanımefendiler... teşekkürünü edip tabii, dükkandan tabii ayrılsın. 3, 2, 1, deneme çekimi kayıt. Yine bekleriz efendim. Teşekkür ederim. Nasıldım abi? Lan oğlum, beklesene, çıksın lan kadrajdan. Niye bana dönüyorsun? He. Sen tamam bana dönme. Abi, tamam. Sen hani müşteriler gidiyor, kasada beklemeye devam ediyorsun, tamam, abi, tamam mı? Tamam abi. Ben kaydı durdurdum zannettim. Pardon. Şimdi Ali Hanım, sizi birazcık daha kasaya yakın, biraz daha öne doğru. Evet. Birazcık daha sağ, sağa doğru, sağa doğru. Uzağa doğru. Merak etmeyin, açıdan düzgün görünüyor. Biraz daha uzaklaşın. Tamam, şimdi Rüya Hanım siz de biraz Arya Hanım'a doğru yaklaşın. Çok güzel. Kasaya doğru yüzleriniz dönük. Arya Hanım bir tık daha şey, pardon. Rüya Hanım bir tık daha, evet, 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 evet. Kasaya doğru hemen dönüyoruz. Hemen anladım, siz söylemeden. Evet, kasaya doğru yüzümüzü dönüyoruz. Kasayla konuşuyoruz. Yine aynı senaryo. Beyefendi, teşekkürler. İşte yine bekleriz diyor. Hatta şey diyeyim beyefendi. B202'ye yine bekleriz. Bir alayım sizden repliği. B202'ye yine şey bekleriz. Şey desin, B202 tüm halka hitap eden, hani öyle bir şey söylemişti ya. Halktan herkese tarzında bir şeyler söylemişti. Evet, zengin fakir fark etmez. O zaman şöyle diyelim beyefendi. Bir de yan yanayız ya. Şimdi Latif Bey. Evet efendim. Şöyle yapıyorsunuz. Yüzünüz bana dönük başlıyoruz. Diyorsunuz ki zengin fakir fark etmez. B202 affetme. Böyle çok saçma oldu. Güzeldi, güzeldi. Mesaj çok iyi efendim. Yılmaz abi, mesaj çok iyi. Tamam, o zaman şey diyelim. Zengin fakir fark etmez. B202 affetmez diyoruz. Sonra hanımefendilere dönüyorsun. Yine bekleriz diyorsun.
Onlar da teşekkürünü edip gidiyorlar ama bak sonra ben kestik diyene kadar bozmuyorsun. Tamam abi. Ne söylüyordum ben? Bir daha söylesene. Biz de abi, kapıdan abi, şey yapalım mı? Kapıdan çıkarken çekecek misiniz bizi? Yok. Yani plandan dışarı doğru çıkıyorsunuz. Kasya'da kalıyoruz ha, biz. Tamam. İşte kuracağınız cümle şu şekilde. Zengin fakir fark etmez. B202 affetmez. Tamam abi. Tamam abi. Bir söyle bakayım. Aa şöyle diyelim. Zengin fakir fark etmez. B202 bekletmez. Tamam abi. Bir de bakayım. Güzel. Zengin fakir ayırtmez. B202 bekletmez. Yani biraz daha doğal. Biraz daha böyle. B200 zengin fakir şey yapmaz. B202 affetmez abi. Ay hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Bitmez. Tabii. Abi benimki oldu mu? Öyle değil. Yani biraz daha doğal. Şimdi zengin fakir fark etmez. Ya kasiyersin yani. Hani böyle çok role kaptırma kendini yani. Bir film gibi düşünme. Şey diyorsun. Zengin fakir fark etmez. B202 bekletmez. Zengin fakir fark etmez. B202 bekletmez. Ay geldim pardon. Hoş geldiniz. Tamam abi. Zengin fakir bekletmez. Keskin abi. Ay ya. Tamam. Gel. Diğer beyefendiyi oynatalım. En kötü tamam. en kötü biz onu biz onu montajla koyarız tamam mı? Ama bana gülüyorlar. Yok onlar. Ay hayır. Ben niye oynuyorsunuz? Hoşuma gitti ben yani. Yemin ederim çok sevimlisin. Evet. Yemin ederim çok sevimlisin. Evet. Bak şimdi tekrar söylüyorum. Zengin fakir fark etmez. Zengin fakir fark etmez. Kasanın önünde bana gelmene gerek yok. Zengin fakir fark etmez. B202 bekletmez. B202 bekletmez. Çok kolay. Bir deneme çekimi alalım. Siz de hanımefendiler bu deneme değilmiş gibi gene repliklerinizi yapın. Önce yüzün bana dönük. Yüzünü bana dön. Ardından hanımefendilere dönüyorsun. Dön bir hanımefendilere. Evet budur. Yo, arkanı değil. Hanımefendilere doğru ve bana doğru. Bir de bana doğru dön. Tamam, budur. Tamam abi. Zengin fakir fark etmez. B202 bekletmez. Hazır mısınız? 3, 2, 3, 2, 1, kayıt. Zengin fakir fark etmez, B202 bekletmez. İyi günler efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Harika. Oldu mu abi? Oldu. Güzel oldu, evet. O sesleri çok problem olduysa... Çok güzel yaptın, mükemmel. Halledeceğiz. Şimdi bu kalan çekimleri bir alalım. Şimdi Keskin abi. Hazır gün ışığında. Efendim. Şimdi senle de bir çekim yapıyoruz. Şimdi bu tabii, beyefendilerin askıda ekmek diye bir şeyleri varmış. Askıda ekmek. Atıyorum şimdi mesela sen bir şey aldın. $40 tuttu. Evet. $50 verdin bozuk yok. Mesela bozuk alacaksın. $10 verecekler sana. $10 diyorsun ki ben almayayım. Böyle ihtiyacı olan biri gelip $10 alışveriş yapıyor. Güzelmiş. Evet ama bunu hani bir şey yapmamız lazım. Bunu nasıl bir işleyebiliriz? Şimdi sen karışık cümleleri şeye, aklında tutabilir misin abi? Yani ben seninle ya da parça parça alsam. Vallahi cümlenin karışıklığına göre değişir yani. Tutabilir. Gel abi seni şöyle bir arayanın önünü alayım. Bir arayanın önüne. Yani bana doğru ya, değil de bir arada ya, doğru. Artık kırılıyorum ama yani. Bana doğru dönük. Böyle. Evet bu şekilde. Bana mı? Böyle iyi mi? İyi şu arkadaki aslında tabelalarda bir çıksın. Kılmaz Bey. Bir dakika iyi böyle iyi bu tabelalarda bir çıksın istiyorum da. Ha tamam. Pardon. Aa böyle harika. Bana dön abi bana doğru dön. Ortalayalım abi böyle seni biraz. Dışarı, evet orası ortası bana doğru dönüyorsun abi. Çok güzel. İyiyim böyle. Ben de sizi çok sevdim. Böyle harika. Şimdi abi kuracağın cümle şu. Evet Latif Bey'di. Siz Rüya Hanım'sınız. Ben sizi TV'de tanıyorum. Latif Bey birazcık sessiz olabilir miyiz? Özür dilerim Yılmaz abi.
birazcık uzakta şey yap konuşursanız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle bir cümle kuruyorsun. Ben bir önce cümleyi bir tasarlayayım kafamda. Bana birkaç saniye bir izin verir misiniz? Bir dakika ben... Tamam ben de iki saniye bir şeye bakacağım ben telefon. Tabii bakın hemen. Bunu ne diye anlatacağız ya? Para üstü almıyorum. İnsanlara yardım ediyorum. Askıda ekmeğe destek. Askıda ekmeğe destek. Para üstü almıyorum. İnsanlara yardım ediyorum. Gerisini seslendirmede koyarız. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Bak çok iyi. Çok iyi, çok iyi replik. Tamam. Şimdi Keskin Bey. Evet, buyurun. İki plan şeklinde alacağız. İlkinde şöyle diyeceksiniz. Öncelikle askıda ekmeğe destek diyeceksiniz. Bir der misiniz böyle enerjik? Askıda ekmeğe destek. Oldu mu? Evet, bir daha tekrar alayım. Askıda ekmeğe destek. Tamamdır. Ardından da diyorsunuz ki para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Tamamdır. Şimdi bunu uzak plandan ilk olarak alalım. 3-2-1 sayacağım. Kayıt dediğimde kayda gireceğiz. Bir dakika. İlk cümleyi bir daha söyler misiniz? Tamam. Şu askıda an şey ekmeğe destek. Şimdi. Bir tekrar alalım. Askıda ekmeğe destek. Para üstüm kalsın. O diğerini ikinci planda çekeriz. İki parti çekebiliyoruz. Tamam. İlk başta şunu diyeceksiniz. Askıda ekmeğe destek. Ellerinizi böyle yukarı doğru kaldırın. Ben şey yapayım. Ben şöyle yapayım. Arkam dönük olsun. Siz gelince arkamı döneyim size. Sonra parmağımı şartını göstereyim. Olur. Çok güzel. Arkanız dönük olsun. Bana şöyle. Doğru dönüp parmağınızla beni gösteriyorsunuz. Askıda ekmeğe destek. Tamamdır. Deneyelim bir tane. 3, 2, 1. Kayıt. Askıda ekmeğe destek. Oldu mu? Cümle tam olmadı gibi. Tamam onu şey yaparım şimdi. Tekrar şey yapayım isterseniz. 3, 2, 1, kayıt. Askıda ekmeğe destek. Oldu mu? Harika. Şimdi bir saniye daha alacağız. Bunda da şunu diyeceğiz. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Bu dükkanın her yerini kullanalım. Şu içecek reyonlarının oraya geçebilir misiniz? Bu içecekler var arkada bakın. Bu kola şey yapayım olmadı. Ben şuradan böyle hani buradaydım ya işte. Siz beni bir dakika biri arıyor. Açma işte. Ama sette telefon. Ben bunları gönderip alacağım onları. Mekan çekimlerine. Ben 12.500'ü aldım. Bir 12.500 daha alacağım. Yalnız sette telefon. Söyleyeyim onu. Şimdi şu kolaların oraya doğru geçelim. Kolaların oraya doğru. Peki. Kolalar, biraz daha solunuz. Şu. Evet. Bana doğru dönüyorsunuz. Açı harika. Böyle iyi. Evet. İsterseniz bir hareketle şekillendirebilirsiniz. Yılmaz abi. Efendim Latifçim. Yılmaz abi. Ne oldu? Rüyanıma bir şey oldu. Rüyaya bir şey oldu. Rüyanıma bir şey mi oldu? Evet. Nerede? Abi kamerayı kıracaksın yavaş. Bak gidiyor çok, orada abi gel ya. Çok hızlı gel. Bir şekilde takip gitti. Abi. İşi falan çıkmıştır. İşi çıkmıştır. Ha tamam. Allah Allah. İşi çıkmıştır ondan ya, gidiyordur. Korktum. Oyundan düşmüş ya. İkinci cümleyi bir daha söyler misiniz bu arada? Ben tam hatırlamıyorum şu anda. Bir şey oldu ya az önce. Olay oldu. Unuttum filan. Yılmaz Bey. Açıları ayarlıyorum bir. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Ha, tamam. Para üstü telefonu bir bırakırsanız. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Tamamdır. Ama biraz daha böyle inandırıcı. Latif Bey. Yok şu an şey deneme amaçlı. Pardon. Biraz daha şu, böyle. Şu ses sonu iyi mi? Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın.
İyi mi bu? Ya böyle daha ikna edici bir ses tonunuz var mı acaba? Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Çok güzel. Bu, peki bunu bir hareketle mesela destekleyebilir misiniz? Oyunculuğunuzda öyle bir şey var mı? Bir düşüneyim bir. Bu böyle kafa sallasam iyi mi? Nasıl? Böyle. Çok iyi. Tam cümlenin sonunda mı ama yapacaksınız bunu? Aynen aynen. O senkron tutturabilecek misiniz acaba? Olmadı bir iki kere deneriz. O sorun olur mu sizin için? Tabii. O zaman para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. 3, 2, 1, kayıt. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan... sesinizi alamadım mikrofonda. Evet, aynen. Mikrofonda sesinizi alamadım. Aynen, tekrar aynen. Alalım. 3, 2, 1, kayıt. Para üstü kalsın, ihtiyacı olan kullansın. Harika. Mükemmel. Ben orayı zaten şey yaparsınız, kesersiniz silahı hala. Evet evet, o arayı ben oraya alırım. Harika. Mükemmel. Tamamdır. Teşekkürler. O sizin mükemmel. Tamamdır. Ürününüz. Şimdi ben bu kamerayı bir araca koyayım şimdilik. Gerçi bu katlanabiliyordu. Latif oğlum içeride içme lan. Latif içeride içme sen. Açıyorsun da sıkıntı olmaz değil mi içeride? Oğlum içeride içme. Şimdilik içmedi, set. Şimdilik içebilir beyefendi. Şimdilik set. He tamam o zaman. Tamam. Şimdi Arya Hanım. Evet. Sizin ödemenizi yapalım. Çekimler tamam gibi görünüyor. Ödeme istemedi. Aa doğru. Sizin yoktu. O zaman çok teşekkür ederim. Evet. Ben sizinle görüştüğüme ben tekrardan çok memnun oldum. Bir gün olur da. Kesin istiyor mu lan? Bir şeyler içmek yok, falan ya, isterseniz. Bir fırt versene. Numaramı biliyorsunuz. Bir fırt yeter. Ya ben öyle arayayım. Uzat bana. Yani. Neden? Bir şeyler içelim mi diye. Kimse. Neden? Tamam eyvallah. Öyle. Arayamam yani. Ben arayayım mı? Siz arayabilirsiniz. Tamam. Mükemmel. Keskin abi eline sağlık. Çok güzel oynadın. Önemli abi. Önemli. Latifçim sen bir hesap numaranı derin bana bakayım. Bu sana bir ödemeni yapayım ben. Yılmaz abi bu arada ben bizim arkadaşlar şey aldım. Katlana bir mikrofon göstereyim mi? Hem senin ihtiyacın olur falan belki. Var. Bizim komple ekipmanlar katlanabilir. Bu bumcudan mı aldın? Kenan'da da var ondan bir tane. Bak şu bekle. Bundan bak. Harika. Satayım abi istiyorsan sana. Şöyle şimdi Latif Beyler de gidecekler. Keskin Bey'le birlikte beraber abi. Ayrılırsınız diye düşünün. Ben de kalan mekan çekimlerini tamam. Yaparım. Abi ben bizim... bu işten para almayacağım ya. Almayacaksın mı? Ben bu tamam. işten para almayacağım. Ben seni sevdim abi ya. Ama beni tamam. çağıracaksın değil mi abi? İyi oynadım ben. Evet. Başka diğer roller olursa orada da çağıracağım ben seni. Ben nasıldım? Siz her zaman harikasınız. Müthişsiniz. Teşekkür ederim. O zaman çok ben hepinize teşekkür ettim. Hadi gidelim Latif ben iç mekan çekimlerini tamamlayayım. Size de hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. Tabii bizim araba 2 kişilik. Ya Latif seni almıyoruz. Olmaz. Beni orada bırakamazsınız. Latife. Bu ne soygun yeri var burada. Ha ama birinin değil diye soyulmuyor tabii doğru. Bunlar soyulabilen dükkandı. Şimdi şöyle bir mekan çekimleri alacağız. Latife almayız dediler ya. Tamam. Şöyle birkaç plan alayım. Şeyde kullanmalık. Bu işlerde kullanmalık. Arya Latif'i sırtına almış. İnanılmaz. Arya Latif'i sırtına almış. Şöyle önümden geçseler çok güzel olur. Harika. Çok güzel. Bir tane de şöyle alalım. Aa dükkanın önünde şey var. O yürüyor. Yürüdü. Dursun orada. Uzaklaşmalı. Yukarı.
kadar. Ve kat. O rüya. Yılmaz Bey. Rüya Hanım iyi misiniz? Bir işiniz çıktı galiba. Bir gittiniz. Ay iyiyim. Acil bir işim çıktı. Sonra da yollarda trafik vardı. Bekledim bayağı bir. Anladım. Anca gelebildim. Anladım. Kusura bakmayın. Acil gittim ama. Problem değil. Biz de çekimleri bitirdik sayılır. Bir iki iç tamam. Mekan görüntüsü alıyorduk. Bir iki görüntü daha alacağım. Beklerseniz ben bırakayım sizi. Tamam bekliyorum. Tamamdır. Şöyle bir görüntü alalım. Keşke buna efekt mefekt bir şey ekleyebiliyor, şey yapabiliyor olsak. Bir de şöyle kasayı tek alalım. Bunları kullanacağım ya. Şöyle yapalım. Tamam, bir tane de şöyle yapalım. Tamam. Katlayalım. Tamamdır, gidebiliriz. Tamam. Nasıl oldu sizce çekim? Bence çok güzel oldu. Bence de güzel oldu ya. Kenan yok, ne yapayım? Allah Allah. Dürüst çalışıyorum. Ne demek ödeme? Şimdi Rüya Hanım, size ödeme ne kadardı? Benim 1,5 ama Arya Hanım almadıysa eğer onu da bana verin. Ben evet. Arya'ya bir şekilde vermeye çalışacağım. Tamamdır. Bir hesap numarası öğrenebilirsem. Tabii. Verelim ya. Dürüst çalışıyoruz oğlum. Kırk beş. Bir yanlışlık var sanırım. Bir şöyle... Ya evet, galiba bir yanlışlık var. Evet, hatlar karışıyor olabilir. Ya şöyle... Benim telefon zaten sıkıntılı sürekli. Bir daha kontrol edin. Heh, 66. Tamamdır. Ay iyi ki yanlış hesaba gitmedi. İyi ki gerçekten yolladım. Tamam. Ben sizi nereye bırakayım? Teşekkür ederim. Benim aracımı çektiler galiba ama onu nereden alıyoruz? Bu sigortanın bir yeri var. Oraya gitmiştir. Ben adresi bilmiyorum ama. Bir istiyorsanız götüreyim oraya. Olur, ben aracımı alayım. Şu sağda deponun orada bir tamam. Bakın. Orada çocuklar bakayım. Bir ilgilensin. Ben bekliyorum sizi. Alabiliyor mu? Aldı. Heh, tamam. Bir şey olduğunda, bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni ararsınız. Tabii, siz de ne zaman isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir iş çıkardık yine. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Okey. Arya benden uzun hakikaten. Arya da uzun, bu da uzun. Hepsi uzun.
Kızın araba minik ya, geçti aradan. Artık evet, tavuk işine gidebilirim sonunda galiba. Bunun çekimlerini de yaptık. Neredeydi bu tavuk işi? Ben oyundan düştüm mü düşmedim, let's go. Bir dakika, ne yöne doğru duruyorum? Buradan ana yoldan sol, soldan devam. Ana yola nereden çıkabilirim? Polis merkezinin oradan. Vallahi 25 bin alacağım, bir 12.500 daha alacağım. Yapacağım ödemeleri yaptım, çok temiz oldu. Aa, bu Cem'e şeyini atacaktım. Reklam filmi şeyini atacaktım. Cem Bey merhabalar. Kusura bakmayın, anca dönebildim. Dönebildim. Bizim bu kurgucu Zafer'in YouTube'si. YouTube.com Oradan izleyebilirsiniz. Okey. Film işinden nasıl para kazanacağım? 30 bin kazandım bile oğlum sıfırdan. Böyle kazanacağım işte. Böyle kazanacağım. O motor normal kullanıcı motoru bu arada. Yarısı Kenan'ın. Bunun yarısı Kenan'ın değil. Yönetmen yapımcı olarak sönük kalmıyor musun? Az daha baskın olsa. Karakterin zaten olayı bu. Yani bütün olayların içinde. Ama bir yandan da değil. Bir filiz işi vardı. Yes. Şansınıza küstüm boys. Filiz açmıyor. Bu yoldan götürüyor. Gidelim madem ya. Ya normal iş gibi para kazanıyorsun da. Abi şöyle bir sorun var, tamam mı? Şimdi anlatayım birazcık olayı. Sorun şu. Bu normal işlerde milletin henüz çok parası olmadığı için reklam filmi de gerçek hayatta işe yarıyor da, hani burada çok bir işe yaramayacağı için millet para vermeye çok yanaşmıyor. Sorun oradan kaynaklanıyor. Yani millet para vermeye yanaşmıyor, anladın mı? 120'ye git polis tutsun amına koyayım. En azından biraz para yaptık. 22 bin paramız oldu, buna da şükür. Bu altımdakini de ben en az bir 10'a falan satarım satacağım zaman. Hatta ne olur bunun motoru falan modifiyeli. 15'ten aşağı ben bırakmam bu arabayı. Böyle. Efendim? Ya bu çok mükemmel olmuş ya. Beğendiniz mi? Evet. Harika. Verdiğim para değmiş ya. Harika. Sizinle çalışmak bizim için inanılmaz keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Bir de ismimi hatırlasaydınız inanırdım bu dediğiniz ama işte. İsminize gerçekten çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şey. Kusura bakmayın. Çok fazla olay yaşandı dün. Ben ayıptır söylemesi bir yarış olayına karıştım yanlışlıkla. Bir o yarış olayı basit bir yarışken emniyet müdürünün vefatıyla sonuçlandı. Hadi. Evet, o olaylardan dolayı falan benim bayağı bir kafam doluydu. Çok anladım. Özür diliyorum. Yoksa estağfurullah, yapacak bir şey yok artık. O takip edenler falan vardı hatırlarsanız. Onlardan dolayı da birazcık evet. Benim biraz modum düşüktü. Yani hani acaba kim takip ediyor? Bir de rakip prodüksiyon firması zaten falan dediler. Ben bir üzüldüm. Evet, o doğru. Bir reklam evet. Çekildi. Benim için onlar da çekti bir tane. Evet. Belki duymuşsunuzdur. Hangisini daha çok beğendiniz? Yani öyle bilgi amaçlı soruyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? İkisi de, ya daha doğrusu bir dakika. Şimdi bundan önceki, daha diğerini görmedim daha. Diğeri çekildi. Montajı bitti mi bilmiyorum. Daha Giray Bey'le görüşemedik ama.
Tabi bizim şirkette öyle bir şey yok. Yaşı çok güzel yani. Çekti. Bizim şirkete reklam çekildiği zaman en geç ertesi güne teslimatı yapmış. Yani biz 2-3 gün diyoruz ama o hani şey gibi hani olur da post prodüksiyonda bir aksama olursa diye. Ya beyefendi büyük ihtimal yapmıştır da şimdi büyük ihtimal uyuyor ya da şehir dışına çıkmış. Sonuçta bu işler siz de biliyorsunuz. Ya olabilir tabii. Geçen biraz zor işler. Normal. Ama dediğim gibi ikinizin de çok güzel işler çıkardığına eminim. Zaten sizinki çok güzel. Ben oyunculuğumu ve sizin çekiminize yani bayıldım ya. Harika harika. Beğenmeniz bizim için ekstra bir keyif. Gerçekten. Kesinlikle verdiğim her kuruşa değer. Elinize sağlık. Süper. Ne zaman olursa arayın mesajını ihmal etmeyin. Hiç sıkıntı yok. Siz de şarap isterseniz böyle müşteriye falan vermelik ya da siz içmek istersiniz. Zaten benden ikram olur çoğu da. Aslında benim yine aradan isterseniz bir tane bir şarap alsam fena olmaz. Tabii tabii. Bana konumunu uzattın ben geleyim yanınıza. Ben biraz uzaktayım. Ben şehre yaklaşırken sizi bir arayayım mı? Tabii tabii hiç sıkıntı yok. Müsaitim ben. Tamam. Süper. Süper. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi iyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Peki bir